Fon TV ekranlarından, milletin kanalından selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Tarım Masası her hafta gündemi günceli tarım masasına yatırmaya devam ediyor. Tarım Masası'nın gelenekselleşen yılın enleri ödülleri 2020 yılı için sahipleriyle de tarım masası da buluşuyor. İlk ödülümüz yılın en başarılı Merkez Birliği Genel Başkanı ödülü Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı sevgili Nihat Çelik'e e, halkın oylarıyla gitti. Ezici bir üstünlükle halkın oylarının yüzde 62.5'ti yanılmıyorsam e, alarak e, en başarılı Merkez Birliği Genel Başkanı seçilen e, Sayın Nihat Çelik'i de tebrik ediyoruz. E, neden e, yılın en başarılı Merkez Birliği Genel Başkanı seçildi? Yetiştiricilerinin ee, çok daha itibarlı olması, desteklerin artması, pandemi sürecinde e, ilk günden Sayın Bakan'la konuşarak yetiştiricilerin en ufak bir sıkıntı yaşamaması için olağanüstü gayretler gösterdi. Bizim yetiştiricilerimiz, halkımız da hakkı sahibine vermeyi sever. O yüzden biz de Tarım Masası'nın ilk ödülü olan en başarılı Merkez Birliği Başkanı, Genel Başkanı ödülünü, Sayın Başkan'a takdim ediyoruz. Efendim bunu biz e, yetiştiriciler adına size veriyoruz. Evet. E, hakkı teslim ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet Sayın Cingöz ben de e, ZKK TV ailesine teşekkür ediyorum. Beni bu manevi ödüle layık gördüğünüz için. Asıl işin arka planda olan malumunuz 270 bin üyemdir. Ben de bu ödülü 270 bin yetiştirici üyem adına Şerefle, gururla alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz Sağ teşekkür olan, varım. ederiz. Sevgili sayınlar burada e, kısa bir ödül e, takdiminden sonra e, tarım masasında e, küçük baş hayvan yetiştiriciliğinin önemli konularında gündeme dair sayın başkan çok önemli açıklamalar yapacak. Siz kısa bir fragman izlerken biz de yerimize geçiyoruz. Vücudumuzun ve yaşadığımız gezegenin dörtte üçü su. Ve bugün bu dünyada 768 milyon insan suya ulaşamıyor. Halbuki çağlar boyu suyun kenarına yerleşti insanoğlu. Hayatın ışığıydı. Can verdi su. Su neye değerse onun enerjisini aldı. Nesilden nesile kültür taşıdı. Atalarımızdan bize kadar geldi. Şimdi bizden sonrakilere kalması tehlikede. yurdumuzun Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yağışlar önceki senelere göre yüzde seksen azaldı. Oysa atalarımızın mirası değil, çocuklarımızdan aldığımız borçtu su. Boşa akıtılan her damla koklayarak öptüğümüz bebeklerin hakkıydı. Su israfına izin verme. Elimizi vicdanımıza koyalım. Suyumuza sahip çıkalım. Unutma, damlaya damlaya yok olur. Dünyaya bir can getirmek kolay değil. Emek ister. Şefkat ister. Sabır ister özen, fedakarlık, güven ister, sevgi ister. Tüm bunları israf ettiğimizin farkında mıyız? Gelecekte de böyle zor günlere rahatlıkla göğüs gerebilmek için gelin sofralarımıza sahip çıkalım. Gıda kaybı ve israfına karşı hep birlikte harekete geçelim. İhtiyacımız kadar alalım, geleceğimizi çöpe atmayalım. Gıdanı koru, sofrana sahip çık. seyirciler tekrar beraberiz. Tarım Masası 2000 yılı emirleri ödülünün ilk sahibi Sayın Nihat Çelik'e ödülünü takdim ettik. Tabi bugün gündeme dair de da önemli açıklamalar olacak. Her programda klasikleşen bir durum var. Nedir? Güncel konularda neler var? Küçükbaş yetiştiriciliği şu anda hangi aşamada hayvan varlığımız nedir? Bugün Sayın Başkan ee, sabah saat 10'da da e, Çiftçi TV'de programa katıldı. Orada da çok önemli konuşmalar yapıldı ki. Tarım medyasının önemli bir e, televizyonudur Çiftçi TV. Orada da önemli açıklamalar yaptı. E, Sayın Genel Başkan tekrar hoş geldiniz Tarım Masasına. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. E, hoş buldum efendim. Çok teşekkür ederiz. E, Tabi burada e, isterseniz size e, ilk başta söz vermedik fazla. Tarım Basası'nın 2020 yılı Ender ödülünde en başarılı Merkez Birliği Genel Başkanı seçildiniz. Bu konuda duygu ve düşüncelerinizi aldıktan sonra programımıza başlayalım. Evet, tabii beni bu manevi ödüle oylarıyla layık gören değerli yetiştiricilerime, üyelerime, birlik başkanlarıma huzurlarınıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu ödül benim için çok değerlidir. Çünkü bu ödülü ben 270 bin üye yetiştiricim adına alıyorum. 80 il birliğim adına alıyorum. Asıl başarının arka planında, doğrusu söylemek gerekirse hükümetimiz vardır. Tarım Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pak Demirli vardır ve gecesini gündüzüne katarak alın teri döken sahada, merada, yaylada gece gündüz demeden hizmet veren, yetiştiren, üreten yetiştiricimiz vardır. Asıl başarının sahibi onlar. Evet. Biz de onlar adına e, gerek hükümetimiz gerek bakanlığımız arasında e, bir merkez birliği olarak bir köprü vazifesi e, görmekteyiz. E, tabii ki merkez birlikleri arasında yapılan oylama sonucunda daha önceden de ben e, bir ödül almıştım. yılın Hizmet Adamı ödülünü almıştım. Evet. Ama siz biraz daha kapsamlı yaptınız. Kontivi ailesi olarak e, bunu oylamayla belirlediniz. Evet. Bu oylama sonucunda da benim e, birinci gelmem benim sorumluluğumu artırmıştır. Benim iş yükümü artırmıştır. bana haz vermiştir. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli, daha da hassas bir şekilde sektörümüzün sorunlarını bile bir çözmek anlamına devletle de millet arasında iyi bir köprü oluşturma noktasında üstüme ne düşerse bunu yapma hazırım. Bu ödül benim için bir şereftir. bu benim için çok değerlidir. çünkü bu farklı ödüllere benzemez. bu değerli bir ödüldür benim için. Çok kıymetlidir. Beni bu ödüle layık gören gerek oylarıyla, gerek desteğiyle, gerek benim özellikle il ve e, yönetim, merkez yönetimi arasındaki birlik beraberliğin sağlanmasından kaynaklıdır Bilez'de. E, bizim içimizde böyle bir aile tablosu var. 270 bin üyemiz var. Hepsi bize üye. Bunları aileleriyle birlikte çalışanıyla düşündüğünüz zaman 4-5 milyon bir kitleyi e, hitap eder. Evet. E, bu benim için çok değerlidir. Yani hayatımın en önemli ödülünü alıyorum teşekkür diyebilirim. Ederiz. Onun için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Hakkı teslim etmenin mutluluğunu biz de yaşıyoruz tabii ki. Sen genel Başkan. Şimdi tabii ki inancımızın da ifadesidir. Malumunuz hakkı teslim ederken haklının yanında olmak en doğru karardır. Bu kararı verenlere ben teşekkür ediyorum. Evet biz teşekkür ederiz. Bugün güncel bir konudan hemen girelim. Konya Akıl ilçesinde bir yetiştiricinin 350 tane koyunu telef oldu. Ee, burada e, e, sürünün sahibi bir veteriner hekim e, kendisiyle de ben bizzat görüştüm ki sizin de e, il bildik başkanımız <laughs> e, Fettah Bey de e, anında görüşmüşler e, hayvanların ölüm sebebi hala anlaşlamadığı yemde veya bir başka bir e, sebepten dolayı bir ölüm yok Dolayısıyla ciddi bir sayı yani 350 tane hayvan ciddi bir sürü kendisine geçmiş olsun deyiklerimi ben de ilettim. Şu anda gerekli çalışmalar, incelemeler de yapıldığını öğrendik. Buradan hemen Tarsim Skortası'na da gelmek istiyorum. Yetiştirici tabi bilinçli bir yetiştirici Tarsim Skortası yaptırmış ve hayvanlarının zararı da Tarsim tarafından karşılanacak. E, Tarsim Skortası, yakın zamanda siz e, yine Tarsim'den yetkilileri de makamınızda ağırladınız. Tarsim'in küçük baş yetiştiriciliğinde kullanım oranı nedir? Rakamlar, e, skorta bedelleri e, sizce normal Evet, şimdi tabii ki öncelikle e, bu hayvanları telef olan yetiştirici kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi <laughs> iletiyorum. Ben bu konuyu sizden duyar <laughs> duymaz Konya Birlik Başkanım Sayın Fethay Üstürk ile bir telefon görüşmem oldu. Hı hı. Kendisiyle irtibata geçtiğini, bu 300 telefonun 350 adet hayvanın 300'ünün tarım yani sigortasına <laughs> bağlı olduğunu bana söyledi. Tabii ki bu işletmenin sahibi de veteriner hekim olması ve bu anlamda bizi mutlu ediyor. Yani duyarlı bir hı hı. arkadaşımız. Çünkü birçok hayvanımız sigortasızdır. Yani bizim Türkiye'de 55 milyon küçük baş hayvan mevcutumuz var. Bu hayvanların yüzde %8'i sigorta kapsamına alınmış. Bu da yok denilecek kadar düşük bir rakamdır. Evet. Dolayısıyla burada ben sizin aracılığınızla, sabahki konuşmamda da bunu dile getirdim. Ben Tarsim Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Lütfen ekiplerini saha indirsin. Bu çita'yı biraz yükselsin. %8 rakamı çok bizim yapalım. için çok... Makul bir seviye değildir. Bu çitanın yükselmesi için de e, özellikle yetiştiriciye e, gidip e, birebir ağırlığına, ağırlığına gidip e, Tarsim sigortasının faydalarını birebir anlatmaları gerekiyor. Çünkü bu devlet destekli bir Tarsim sigortasıdır. Hı hı. E, bu primlerin yarısı da devlet karşılıyor. E, dolayısıyla e, bu işin e, sorumluları da sorumluluğunu yükselen yöneticilerin de üzerine düşen vazifeleri yerine getirmesi lazım. E, Tarsın primine değindiniz. Tarsın primini biz e, gerçekten de makul bulmuyoruz. Yani bir eksper gider bir hayvanın e, birim fiyatını belirler. Bugün bir hayvanın birim fiyatı e, diyelim ki 1600 TL ise e, bunun e, prim bedeli 104 liradır. 104 liranın yarısı devlet veriyorsa 102 lirası yetiştirici vermek zorundadır. E, bu rakam oldukça yüksek bir rakamdır bu tekrar bunun gözden geçirerek küçük başlayıcının desteklemesi anlamında herkes üstüne düşeni yapması lazım bugün devletimiz yapıyor bugün hükümetimiz yapıyor bugün hı hı. bakanımız yapıyor ama Tarsim de bu anlamda e, somut bir adım atması lazım bu rakamı biz çok oldukça yüksek biliyoruz e, dolayısıyla e, burada e, Tarsim'e özellikle ben göreve davet ediyorum yani bu yüzde sekizlik oranının e, daha da e, Yükse, bu çıtanın yükselmesiyle birlikte e, Tarsim sigortasının da <laughs> 3-4 kademe bölünmesini istiyoruz. Tamam 40 olayı farklı bir kategoride değerlendirir ama e, bir dar kapsamlı vardır, bir kapsamlı vardır, geniş Hı -hı. kapsamlı vardır. Bu geniş kapsamlının orta ölçekli e, bir e, tip sözleşmenin çıkarılarak buna göre bir makul e, rakam üzerinden diyelim ki dar kapsamlı hayvan başına 5 TLdir bir taraftan da bakıyorsun kapsamlı dediğin zaman 55 TL'dir. Bu aradaki uçuk rakamların tekrar gözden geçirerek bunun üzerine buna bir ayar verilmesi lazım. bu bizim için çok önemlidir. sektörüm için çok önemlidir. Çünkü zaman zaman görüyoruz. bacılarımızın elinde var 30 tane hayvanı. Kardeşlerimizin elinde var 50 hayvanı. Bu hayvanlar telef olduğu zaman çocuğu ölmüş gibi oturup hüngür hüngür ağlıyor. Biz bunları görünce üzülüyoruz. Çünkü bunun başka bir kaynağı yok. Yani bu hayvancılığı yapan insanlar e, her şeyinden kısıp bütün yatırımını oraya yapıyor. Varı yok yok. Yani döviz kurda dövizi veya bankada parası yok. Neyi varsa yoksa o kemiğiyle o derisidir. O anlamda e, vatanperver insanları, milletsever insanları bu anlamda bu tür yetiştiricilere ivedilikle yardımcı olması lazım. Tabi burada Sayın Başkan maliyetlerde şimdi Tarsim'in e, 300, e, 300 hayvanı olan bir e, vatandaşın Tarsim skortası yaptırdığını düşünürsek yaklaşık işte 50 lira ortalama alırsa 15 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Evet. E, 15 bin lira rakamda 15 tane koyuna tekabül ediyor. Her yıl 15 koyun tarsim skortası da veriyor tabi başa gelmeden e, bu rakam e, gerçekten fazla e, bana da fazla geliyor. İşte böyle bir felakete olduğunda da e, zararı tazmin ediliyor ama birçok e, ev skortasına veya başka baz alındığında... E, bu manada tarzım skortası e, yüksek. Burada devletin payı e, işte desteklerde yarısı devlet yarısı e, vatandaş veriyor tarzında bu bir istismarda olabilir mi? 50 lira rakamının e, sizce makul rakamı kaç lira olmalı? Şimdi güzel bir soru sordunuz. Ben öncelikle bir kere daha söylüyorum. Usta bir gazeteci olduğunu sorduğun sorulardan... Anlaşılıyor. Teşekkür ederim. Sana. Yani siz e, sadece vatandaşın verdiği primin 50 liradan hesap etsen, 55 liradan hesap etsen daha fazla eder. Evet. E, 16 bin lira tekamül ediyor. E, yetiştiricinin e, 100 koyun vere, için vereceği para, 150 koyun vereceği para için Hı -hı. E, su kırda primi açısından söylüyorum. Şimdi burada bunun bu kaderini da de devlet karşılıyor. E, dolayısıyla bizim bilimsel araştırmamıza göre... Hı -hı. E, bütün genel işletmeler üzerinde %9 ile %11 arasında hayvan ölümü kaybı vesaire top yakın hastalık dahil olmak üzerine bunu geçmiyor bu rakamı. Hı hı. Şimdi %9 olsa o zaman yüz <laughs> hayvandan 9 hayvan eder. Bunun yarısı devlet karşılıyorsa 4,5 hayvan eder. Sen niye 15 hayvanın parasını benden alıyorsun? Bunu da sormak lazım. E güzel bir soruyu geldiğin için söylüyorum. Bu rakamları biz makul bulmuyoruz ama birileri Bizde üç çeşit deli vardır. Biri mal delisi, diğeri makam delisi. Zaten üçüncüsü zer delidir. Ama biz günü birlik yaşıyoruz. Biz ülkenin geleceğini, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızı düşünmüyoruz. Bu ülke hepimizindir. Bu ülkenin güçlü olmasıyla birlikte hepimiz güçlüyüz diye bir derdimiz yok gibi davranıyoruz. Ama bizim üreticimizin üretmekten başka bir sorunu yoktur. Başka bir derdi yoktur. Tek derdi üretmektir. Tek derdi bizim soframızda bize gıda kriziyle karşı karşıya getirmemektir. Bu vesileyle bu rakamı ben çok yüksek buluyorum ve doğru da bulmuyorum. Evet. Tabi burada e, şunu da hemen Sayın Cumhurbaşkanı'na da sözü getirmek istiyorum. Siz e, ödül aldığınızda Nihat Başkan bu ödülü niye aldı diye soranlara e, şunu da hemen söylemek isterim. E, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, küçükbaş yetiştiriciliği ile ilgili çok ciddi bilgiler verdiniz. Tabii e, ki. Sayın Cumhurbaşkanı her platformda yeri geldiğinde küçükbaş hayvancılığa özellikle değiniyor. E, burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın size verdiği şöyle bir hedef var. E, size verdiği hedef Türkiye'de yaşayan her birey için bir e, küçükbaş hayvan, bir koyun. Nüfus başına bir küçükbaş hayvan yani, olacak bir şekilde küçük küçük baş planlama yapılması verdi. Ee, bu hedef içinde siz ciddi olarak çalışıyorsunuz. Ee, şu anda güncel rakamlar 55 milyon civarında bir küçük baş varlığımız olduğu söyleniyor ki herhalde bir hedefe bir 30 milyon civarında bir Artırma hedefiniz var. Ee, burada en önemli konulardan birisi çoban sayısı. Çoban sorunu. Ya yani çoban sayısında ciddi bir sıkıntı var. Afgan çobanların ee, olmadığını düşünürsek ülke gündeminde hayvanları güdecek çobanımız yok. Ee, Mera problemi de var ki bu son kuraklıkla beraber merada da ciddi sıkıntılar olacak. Ee, burada hem çoban sorununu nasıl çözeceksiniz? Ee, meraların islahı konusunda e, bakanlıktan ne tür talepleriniz var? Şimdi meraların islahından önemlisi bizim en büyük sorunumuz çoban sorunudur. Çoban sorunu çözülmeden sektörün hiçbir sorunu çözülmez. Dolayısıyla bizim vazifli nitelikli çoban <laughs> yetiştirmemiz lazım. Yani biz illa Afgan çoban getirelim demiyoruz. Bizim bizim çoban sorunlarını giderelim diyoruz. Biz e, çoban... kim olursa olsun ya çözülsün. Tabii de. bizim çobanlığı özendirmemiz lazım. çobanların sosyal güvencesini şimdi 5 aylık veriliyor biliyorsunuz. 5 aylık Tarım Baykur primi yatıyor ve 5 aylık bir destek veriyor. Biz istiyoruz ki 5 aylık bir iş gücü iş gücü olmadığını herkes biliyor. Yani e, cumartesi pazarı da yoktur çobanı. E, küçük baş hayvan yetiştiğini yapan e, işletme sahiplerinin e, bir lahana gibi, bir meyve gibi, bir zebze gibi tarlada bırakıp akşam evine gitme şansı yoktur. Yani cenazesi de yok, e, düğünü de yok. Sürekli, sualiyetini... sürekli bakım gerektiren ve özellikle sürü yöneticinin başında olması gereken bir sektör. Kesinlikle. Bu 5 aylık dilimi değil de 12 iki aylığa yayılmasını Özellikle ben, e, bunun tabandan da gelen bir zorlama var. Hmm. E, hükümetimizden, bakanlığımızdan e, biz böyle bir beklenti içindeyiz açıkçası. Beş ay bizim hiçbir sorunumuzu, bir derdimizi Peki beş ay sonra ne yapacağız? Bunu oturup kendi kendimize konuşmamız lazım. E, fakat çoban sorunundan ziyade bir de şey vardır. E, yani mesela e, çobanın sigortasını yatırıyorsun. Aldığın parayı da sigorta veriyorsun. Hmm. Yani özellikle e, tarım sigortası oldukça rakamları yükseldi. E, tarım sigortasını geçelim. E, mesela tarımdan, e, tarımın önünde özellikle ciddi bir engel olarak duran tarım baykuru baykurudur. Kimse bunu çıkıp konuşmuyor. Ben çiftçinin temsisiyim diyenler niye sesini çıkmıyor? Ben bunu anlamış değilim. Ben kendim çiftçiyim, çiftçi çocuğuyum. Hem o sektörü biliyorum hem yetişi biliyorum. Zaten biz tarım dediğimiz zaman kalkıp bir üretimiyle bir yetiştirici birbirinden ayrı düşünemeyiz. Biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu vesileyle. Şimdi bir sosyal, e, insanların bir sosyal güvence e, kavuşması herkesin ortak arzusudur. Ama bugün benim gidip beş dekalık, bir dekalık bir tarlam vardır. E, siz de takdir ederseniz. Ben bunu ekip içmek istiyorum. Gidiyorum bir belge alıyorum. Ben belge alırken direkt tarım baykurlusu oluyorum otomatik ben. Benim görüşüm alınmadan. Yani isteğe bağlı olmaksızın bana direkt bir yıl sonra tekrar belge al alma gittiğimde bir bakıyorum. Benim adıma 15 bin artı faiziyle beraber borç görünüyor. Adam küsüyor. Tarımı da terk ediyor. Bir daha o kapıdan da geçmiyor. O odaya da uğramıyor. Şimdi bunları eğli oturalım doğru konuşalım tartışalım. Şimdi bugün senin bir araban vardır. Diyelim ki Kangodur. Benim Passat'tır. Benim arabama göre benim arabama göre prim alınırsa saygı duyuyorum. Benim 500 dekar alanım var. Benim ekip içiyorum. Bunda sigorta Sigorta demeyelim de tarım baykırını ödemekte hiç zorluk çekmeyebilirim. İkisinin de olan aynı yani. E, ama 900 lira civarında ikisinden de 5 dekar olandan, evet. olandan da 900 alınıyor. 500 dekar olandan da 900 alınmıyor. 900 alınmıyor prim efendim. Daha fazla. Şimdi bakınız e, prim nedir biliyor musun? Ben e, sırrımı her yerde söylemiyorum. Yani işi bildiğim için hı hı. yeri geldiği zaman burada kamuoyuyla paylaşmayı bir görebilirim. Askeri ücretin %33'ü kadar alınıyor askeri ücretin yüzde 3 ü, ü ne demek biliyor musunuz? Tarım Bakanlığı olan bir çiftçi gidip çiftçi belgesi aldığı zaman, çekese kayıtlı olduğu zaman otomatikmen eğer sigortası yoksa eğer devlette de bir yerde çalışmıyorsa hı hı. her ay 1152 TL cebinden para çıkacaktır. 1152 TL yani tarım baykuru deyince küçük gibi gözüküyor pirinde evet. bile bir algı var ama. Şimdi değil. devlet desteği nasıldır bunun için de? Devlet desteği diyelim ki 5 puanlı devlet bir karşılar. Nasıl karşılar? Sen bugün o belgeyi almışsın. Tarım bağkurlusu otomatikmen bağlanmışsın. Ama diyor ki sen düzenli başladığın güne beri ay 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 başı ay başı. Hı hı. Her ay başı e, primini doğru yatırmışsan %5'ini ben veririm. Bir şey 5 puanlı ben karşılarım. Ama vermemişsen karşı zaten öyle düzenli zaten adamın haberi olmadan bağlanıyor. Eğer şayet ondan faydalanırsa 985 lira. Bakınız altını çizerek söylüyorum. 90, 984 değil 985 lira bir prim verecek. 3-5 dekar tarım arazisinde faaliyet gösteren ancak e, günü birlik nafakasını kazanabilen bir insan bu primi nasıl verirsen bu parayı nereden kazansın? Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Bunu ne yapacağız biliyor musunuz e, Recep Bey? Bizim e, zaman zaman tabii ki bizim büyüklerimize bunu açık bir dille ifade etmemiz lazım. Oturup bunun üzerinde bir beyin cimlası yapmamız lazım. Yani biz nereye gidiyoruz? Biz baltayı nereden ne için ayağımıza vuruyoruz? Bunu enine boyuna tarsın. Bu kimin işine geliyor? Şimdi bugün hayvanda tarsım, tarım sigortası zorunlu değil. Keşke bunda zorunlu olsa. Senin adına hayvan kaydolduğu günden itibaren haberin olsun olmasın kayıtlı olsun. Çünkü her yetişi bu işi koşturacak imkanı yok. Hayvanı sahipsiz bırakıp gidip sigortanın peşinde veya kurumlar arasında dolaşamıyor. Bizim destekleme müracaatlarında çiftçinin dileçesini bile biz adam göndermezsek, işletmesine hayvanı güncellemezsek, getirip müracaatını bile yaptırmazsak adamın kendisinin öyle bir becerisi de olmadığı gibi kendi imkanı da yok. Dolayısıyla burada... Niye bizim yetiştiricilerimizin elindeki ürünü, hayvanı sigortalı olmuyor da niye sen beni zorlu tarım sigortası yapıyorsun? Hadi yaptınsa makul bir rakamla yap. Ya bunun 400 lirayı geçmemesi lazım. 400 TL geçen bir rakam 100 dekara kadar, 50 dekara kadar, 25 dekara kadar tarımsal faaliyet gösteren bir insanın bunu ödeme şansı mümkün değildir. Evet, evet. Dolayısıyla 1152 lira ben burada sesleniyorum. <laughs> Ee, büyük yetkilerime de sesleniyorum. 152 lira, 1152 TL aylık e, sigorta da değil. Tarım Bakurusu. Emekli olsa da primi çok düşüktür. Tarım baykurunun e, aylık e, prim bedeli 1152 TL'dir. Bundan daha vahim bir şey olabilir mi? Dolayısıyla adam nasıl tarımsal faaliyet göstersin? Ziraat odaları çıksın bunu millete izah etsin. Desin ki benim üyem geçen sene 3 bindi, bu sene bine düştü. Bunu niye söylemiyorlar? Söylesinler. Çünkü kimse uğramak istemiyor. Dolayısıyla her gün e, bu anlamda ciddi tarımdan bugün biri ziraat odasına uğramıyorsa belki tarımsal faaliyette de göstermiyor demektir. Evet. Ee, Sayın Başkan, şurada <laughs> hemen bir düzeltme yapalım. Ee, bir mesaj gelmiş. Ee, alt yazıda Türkiye yasını düzeltin diyor. Orada Türkiye'den ziyade Türkiye... Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği'nin kısaltılmışıdır arkadaşlar. Doğru yazdılar. Siz Türkiye gibi okudunuz. E, Türkiye Onun e, kısaltılmış okunu, adı. Kısaltılmış Merkez bilimimiz Ama evet. Türkiye başımızda vardır. Türkiye cümlesi vardır. Evet. evet. E, Türkiye var tabii ki. Tabii. Gururla, Ama şeydir, gururla, gururla. E, Kısaltılmışta Tütkiye yazıyor onu Türkiye gibi arkadaşlar. O yanlış. O o arkadaş e, yanlış anlamış arkadaşını yanlışını düzeltmekle birlikte o da böyle bir hususa duyarlı olduğu için kendisine de evet. teşekkür eder, saygılar e, teşekkür sunarım. Teşekkür ediyoruz biz Bizler de. duyarlı bir vatandaş. WhatsApp'tan e, e, soru yağmuruna tutuluyoruz ama programın sonlarına doğru WhatsApp'tan soruları okuyacağız. Benim için fark etmez. Recep Bey ben burada e, insanların sorularına cevap Hı -hı. vermeye geldim. Burada var olan sorunlar bizim bilmediğimiz de vardır. Bakınız e, küçük baş hayvancılık her yerde söylüyorum. Hı -hı. AK Parti hükümetleri döneminde destekleme kapsamına alındı. Bundan dolayı reisimize de hükümetimize de müteşekkiriz. Bugün bunlar olmasaydı belki burada bu konuları konuşuyor olamazdık. Dolayısıyla küçük baş hayvanın izini bulamazdık. Çünkü yetiştirici ilgi istiyor. Alaka istiyor. Sahiplenmesini istiyor. Başka bir şey istemiyor. Verdiği hı hı. emeğin hesabını yapmıyor. Alın teri dökür, Bunun hesabını yapmıyor. Sedaketli bir insandır. Kendine miras kalan bu mirasa sahip çıkma noktasında hayatını bu işe adayan insanlara Gerçekten de bizim yol gösterici olmamız lazım. Evet. Yani e, kasıtlı olmayan sorular, bakınız şimdi Hı -hı. siz de iyi bir kastecisiniz. Ol. E, kasıtlı olan bir sorular varsa e, benim özel telefonumu da verim. E, buraya da davet <laughs> edebiliriz, gelip görürsünler. Ama kasıtlı olmadığı müddetçe sektörün yararına, ülkenin yararına, faydasına olan her türlü soruya cevap vermekten şeref duyarım. Evet. Şimdi burada e, Afgan çoban meselesini konuşmaya devam edelim isterseniz. Reklamada bir 2-3 dakika süremiz var. Onunla bitirelim. E, burada siz e, hem bakanlık nezdinde hem de e, birçok bakanlıkta e, ciddi girişimleriniz de var. Sektörünüzün, e, üyelerinizin, yetiştiricilerinizin problemlerini çok rahat aktarabiliyorsunuz. Bu Afgan e, çobanların Çalışma izni verilmesi çok zor olması gerek Bu neden çözülemiyor Sayın Genel Başkan? Şimdi niye çözülemiyor? Ee, hükümetimiz aslında e, kanyon her yarayı dipten e, silmeye, <laughs> e, dipten temizlemeye çalışırken e, muhalefet bunu pansuman tedbirlerle e, örtmeye çalışır, engeller. E, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya biz yaparız onları yıkarız. E, bu tür e, malifler olduğu için e, mesela ben isimli de verim dün de e, yine bugün de sanırım mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı yaptı basın toplantısı eline atıyor, atıyor şey notları saydıkça sayıyor e, şey gibi boş teneke gibi diyoruz Hı -hı. biz böyle gereksiz ses çıkaralım. Ümit Özdağ'dan bahsediyoruz. Ümit Özdağ'dan bahsediyorum isim de veriyorum. Şimdi biz dedik ki bizim İşletmelerimiz, bizim yetiştiricilerimiz 5 bin lira çoban bulamayan vardır. 5 bin lira çoban bulamayan yetiştiricilerimiz bulsa dahi bir ay sonra bırakıyor. Ne yapabilirsiniz? Farklı işletmelerimizde e, Afgan çobanlar çalışıyor ve bunun döndüsü var bize. Yani işi severek isteyerek yapıyor. Hı hı. Biz de kimse zorla gelip burada çalışmaz. Çobanlığı tercih eden insanın da ben elini öperim kim olursa olsun. Afgan insanlar da Müslümandır, Allah'tan korkandır, halal ve haramı birbirinden ayırt etmesini bilen insanlardır. Dolayısıyla biz de dedik ki yasal mevzuat çerçevesi içerisinde Afgan çobanı getirirsin. Ee, bizim Cumhurbaşkanımızın bize talimatı var, bakanımızın bize talimatı var. Her küçük ve her insan başına, her nüfus başına bir küçük baş olacak şekilde bir planlama yapılmasını. Dişe bağımlı kalmadık. Kendi hı hı. E, gıdamızı, kendi kırmızı yataşımızı kapatmamız için bu asıl e, Vartan Perber olmalarında bir ifadesidir. Hı hı. Şimdi bizim de bu sektörü bu seviyeye getirmemiz için meralarımız mı sayıt, iklimimiz mi e, coğrafyamız mı Hani diyorlar ya şekerin var mı, halvam var mı, şey var mı? E, ne duruyorsun? Unu var mı? Yapsana, ya yapsana? Şimdi bizde bütün bu olanaklar varken tek sorunumuz çoban sorunu. Bakanlığımız buna sıcak bakıyor. Biliyorsunuz bu çoban hikayesi hı hı. asıl göçler idaresine bağlı. Bu da İşçileri Bakanı'na bağlı. İşçileri Bakanımız da buna. Ki Sayın Soylu bu konuya çok ciddi oranda eğildiğini de ben ya biliyorum. Çok mükemmel bir insan. yani Çünkü sahayı gezip gören insandır. Nelerin El olduğunu sahadan. bizden iyi bilen bir insandır. Sahayı yenmeyen insan bizi çok iyi anlayamaz. Sayın İşçileri Bakanımız da bu konuda çok duyarlı. Ama bir baktık Umut Özdağ. Şaşkın ördek gibi hep söylüyorum. Bir baktık televizyon televizyon vuruyor. Bu kadar afan getiriyorlar, bu kadar mülteci getiriyor, bu kadar kapıda bekliyor, bu kadar mafya var vesaire. Biz de şaşırdık. Hala hala ne oluyor? Bizim bu işte haberimiz yok. Dolayısıyla ben kendisini aradım. Dedim ki bak Ümit Bey. Evet. Bu konuyu dile getiren sektörü adına benim. Ben burada seçilmiş bir insan olarak 270 bin üyemin sorunlarını burada dile getirmek zorundayım. Sizin burada hükümeti veya bir bakanı hedef göstermeniz neyi ifade ediyor? Hı hı. Siz bir tweet atmışsınız. O tweetinizi de kaldırın lütfen dedim. İstersen Sayın Başkan şu reklam arasını verelim aradan bir çıkaralım. Bu konu önemli çünkü e, ben sizi programa e, bundan önce de birkaç sefer davet ettim de icabet ettiniz. Teşekkür ederiz. Benden önce de bu Afgan e, çoban problemi bir türlü çözülemiyor. Sizin gayretleriniz var. Ama Afgan çobanı bu reklama gitmeden noktalamak istiyorum. Çünkü Ama ben, e, reklamı da geçtim. Reklam. Hayır hayır ben şunu söylemeye çalışıyorum. Buyurun. Yani Afgan e, çobanın da biz gelmesine karşı değiliz. Hı -hı. E, gelmesini istiyoruz. Çoban sorunu çözülmeden bu sorun çözülmez. Bu da Kesinlikle. bizim kanayan bir yaramızdır. Eğer bu Kanyan e, yaramızı biz pansumanlı tedavi yöntemleriyle geçindirmeye çalışırsa kangarana dönüşür. Sektör biter. Ülke kaybeder. Evet. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Siyaset doğruna değil vatan doğruna Evet. Dolayısıyla burada e, Sayın Soylu'nun da bu konuda tekrar bir e, belki gündeme getirmek gerekir. E, hükümetin hem mecliste hem de e, işleyişte çok ciddi bir gücü var. Ee, bu problem çözülürse yatırım Afgan çobana değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hayvan varlığına olacağını da muhalefetin de herkesin de bilmesi lazım. Zaten tarımın siyaset üstü bir kurum olması gerektiğinde de herkes fikir. Sevgili seyirciler reklamlardan sonra Sayın Genel Başkan'la programımız devam edecek. Ee, çok ciddi sorular var, bizim hazırladığımız sorular var. Siz de gündeme ve güncel bölgenize kendinize dair soruları da soruyorsunuz. Hem sizlerin sorularına cevap vereceğiz hem de bizim sorularımıza Sayın Genel Başkan tüm samimiyetiyle cevap verecek. Reklamlardan sonra biz buradayız. Müzik Sevgili seyirciler tekrar beraberiz. Tarım masası tüm hızıyla devam ediyor. Reklama gitmeden önce Afgan Çoban meselesini reklamlardan sonra devam edelim dedim. Onu hemen kapatacağız şimdi. Sayın Genel Başkan, Afgan Çoban probleminin sorunun çözüme kavuşturulması için son sözlerinizi alalım. Ondan sonra izleyicilerden gelen çok ciddi sorular var. Kısa bir 2020 değerlendirmesinden sonra izleyici sorularıyla devam edeceğiz. Şimdi... Demin güzel bir <laughs> kapanışta güzel bir laf söylediniz dediniz ki söz söylediniz dediniz ki tarım siyaset üstü bir durum. Biz de bundan yola çıkarak Sayın Hocamız Umut Özdağ'a zaman zaman sinirleniyoruz. Bu siyaset üstü bir durum. Burada sen bizim üzerimizde Sayın İçişleri e, Bakanımız Süleyman Soylu çok güzel bir açıklama yaptı. Sen bu masumlar üzerinde neyin <laughs> politikasını yapıyorsun? <laughs> Bunu dedi iyi bir doktora gösterin. Ben de e, gerçekten de e, hocamızın hasta olduğuna kanıt getirdim. İyi bir doktora girilmesi lazım. Bugün e, Dünya Birleşmiş, e, <laughs> Dünya Birleşmiş Milletler e, gıda ve tarım örgütü bir proje hazırladı ve bu projeyi geçirdi. E, i̇şte ülkemizde tarımda hay, yabancı uyruklu vatandaşları eğiterek çalıştırması için. Ee, Olgunlaştan bir proje var. Kim bunlar? Süriyeli. Ee, biz de... ...Süriyelilerin... E, ...tarım ve hayvancılıkta faydalı olacağına... ...biz kanıt getirmiyoruz. Bununla beraber birçok endişemiz vardır. Biz de Afgan vatandaşlarımızı... ...bu alanda yeterli gördüğümüz için... Hı hı. E, ...biz Afgan vatandaşlarımızın... ...bu anlamda çıkacaksa... ...bir yasal izin... ...bunlar için çıksın <laughs> istiyoruz. Dolayısıyla... E, tabandan böyle sesler geliyor. Biz tabanın sesiyiz. E, burada kulağıyız, gözüyüz. E, devletle vatandaş arasındaki e, doğru diyalogu sağlama noktasında bizim boynumuzun borcudur. Ben Suriyeli istemiyorum. E, ki vatandaşım da istemiyor. Hiçbir işletmem de onu ağlana koymak istemiyor. Kimse evine de sokmak istemez. Ama e, Birleşmiş Milletler'in şu anda hazırlamış olduğu projeyi niye konuşmuyor? Umut Özdağ o kadar vatanperverse. Şimdi biz kim üzerinde olursa olsun aklın yolu birdir. Bu ülkenin menfaatini ve çıkarını seven, koruyan, koruyan her insan benim için vatanperverdir. Ama yok, ben kendi çıkarım için, ben kendimi gündem için, kendime gündem oluşturmak için buradan geçineyim diyorsa biz biz bunlara prim vermeyiz. Açık ve evet. net konuş. Bu konuyu da bu şeyler evet, kapatmış olalım. Evet. E, 2020'yi kısaca bir değerlendirelim. E, ondan sonra izleyici <laughs> sorularıyla devam edeceğim. Evet, şimdi tabii ki 2020 Sadece Türkiye için değil, dünya için zor bir yıl oldu. E, gerek e, <laughs> selle, felaketle, depremle, ondan sonra e, Covid 19'a vesaire e, çok çetin bir yıl oldu geç, olarak geçti <laughs> e, ve bütün dünya, e, özellikle sağlıktan vazgeçti, gıda derdine düştü. Parası pulu olan e, ülkeler e, sokağa çıkma yasayı oldu. E, e, Efendime söyleyeyim insanlar üretimden el çekti. Bunlar sağlıktan vazgeçti, gıda krizine girdi. Parası olabilir ama her zaman için parayla gıdanın bulunmayacağını aşikardır. Dolayısıyla bizim bu ülkede, bizim Türkiye'de bu vaka rağmen, bütün olumsuzluğa rağmen Cumhurbaşkanımızın aldığı tedbirlerle, Tarım-Orman Bakanımızın gayretli çalışmalarıyla tarımda size söyleyeyim belki garip gelebilir tarımda yüzde 5.3 büyüme gerçekleşti. Küçük baş hayvancılık sektöründe işte biz dedik ya türbine oynayanların söylenenlerin tersine biz 2020'nin <laughs> son eee 8 aylık döneminde eee küçük baş hayvan sayımızda yani 38 buçuk milyon baştan 55 milyon başa küçük baş hayvan sayımızı çıkarttık. 51, 56 buçuk milyon <laughs> Altı buçuk, altı buçuk milyon küçük baş hayvan başında artı sağlandı ve bununla birlikte birçok ülkeye de burada gıda güvencesini sağladık ilk kez böyle yaygın bir şekilde biz ihracat yapmaya başladık küçük başta dolayısıyla bunlar bizim için çok değerli ve çok önemlidir. Ben sayın bakanımızın özellikle pandemi dönemi başlar başlamaz bize doğrudan talimatı üretime ara vermeyin. Hı hı. Gerekli hamleleri, gerekli müdahaleleri zamanında ve yerinde yapmasıyla birlikte bizler de e, Sayın Bakanımızdan aldığımız güç, e, Cumhurbaşkanımızdan aldığımız cesarette de, e, yolumuza devam ettik. Bu işi başaranlar da sahada, tarlada, yağmurda, çamurda, karkış demeden üreten, eken, biçen insanlardır. Ben de onların önünde saygıyla eğiliyorum. E, ne mutlu ki böyle bir, bir ülkenin, böyle bir vatanın evladıyım. Onun için biz çok başarılı geçirdik ee, ve bundan sonra da daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Evet. Şimdi izleyici soruları da var. Ee, hemen onlardan başlayacağım. Ee, ödüllerin <laughs> başarının en güzeline layıksınız Sayın Genel Başkanım. Ülke Çiftçisi'ne desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın ve emeklerinizin daim olmasını diliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Aslı Su yazmış. Yine Konya İmparatorluğu. E, Damızlı Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı sevgili Fetta Öztürk de e, size yazmış. Tebrik ediyor. E, başarılarınızın devamını diliyorum diye yazmış. E, Mera ile ilgili bir soru var. E, Mera Genel Müdürlüğü kurulması ya daha doğrusu koyun ve keçi eskiden kullanılan alan olduğu için kıymetliydi. Şimdi para etmiyor. Bu önemli bir gelirdi. Yine önemli gelir olması için ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yatırım için herhangi bir araştırmanız var mı? Mera Genel Müdürlüğü'nün kurulması, Orman Genel Müdürlüğü gibi olması hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Ama isim yazmamışlar. Evet. Olsun. <laughs> ee, yazıp yazmaması için çok önemli değil. Ee, ben makul karşılıyorum. Yani sadece Mera'yı değil hazineyi de içine alacağım <laughs> şekilde. Ee, i̇kisini bir bütün olarak düşünerek <laughs> e, burada <laughs> bir genel müdürlük olabilir. Bu genel müdürlüğün içerisinde aktif rol sahibi olan ee, işin sahibi olan, sakini değil, e, işin ehli olan e, birlik başkanlarıdır. Birlik başkanlarının da bu komisyonda aktif görev alması, özellikle e, mahallesinde, köyünde e, halkın birebir yüzeyüz gelerek bütün dert ve sıkıntısını paylaştığı e, muhtarlarımızın da işin bu sürece dahil edilmesini ben istiyorum. E, çünkü muhtarlar Beşik'ten mezara kadar kayıtsız çarpsız insanlara hizmet veriyor. Dolayısıyla muhtarı görmemiz için gelmek, o bölgeyi terk etmek demektir. Eğer biz muhtarlardan iyi, onların imkanlarından iyi istifade edersek, otlatılmayan bir karışma aramız kalmaz. Ee, biz muhtarlarda da yardım almalıyız. Genel müdür benim gibi masada oturur. Hı hı. Ama sahada gelen sese kulak vermesi için, sahadaki ayağı güçlü olması lazım. Hı hı. Yani bugün benim 270 bin yetiştiricim üretmezse, bu pandemi dönemindeki zor süreçte benim bugün, Türkiye'deki bütün merkez birlikleri genel başkanlığı arasında birinci olma şansım olabilir mi? Yok. Çünkü sahadaki yetiştiricim büyük bir fedakarlıkla üretme devam ediyor. Dolayısıyla bu başarı onların başarısıdır. Yani genel müdürlük tek başına yetmiyor. Bunun Genel müdürlük olursa e, muhtarları da muhtarları e, da olacağı tabi, bir sistem Birlik başkanları da evet. Mera konusunda sadece bir doğal üye değil aktif rol sahibi olması. Lazım. mesela merak komisyonlarında birlik başkanları neden yok diye bir soru var. Aynı şey. Hı hı. Cevap verdik yani. Evet. Olması lazım. Şimdi sen Sayın Genel Başkan şöyle bir yine bir soru var. O soruyu da hemen sorayım. <laughs> e, Altın Ekin Oğuzeli Soyhan bölgesinde kablo hırsızları kuyulardan kablolar çalmışlar. Trafolardan kabloları çalıyorlar ve bunun e, bütçesi yaklaşık bir buçuk trilyon eski parayla ...bir buçuk trilyon yani bir buçuk milyon civarında... ...bir zarar söz konusu. Burada da yine toplumu kanayan bir yarası... ...Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları... ...adı altında bu... ...büyük şehir yasasından sonra... ...hortlayan bir sistem var. E, kanunla kurulmuş. O dönemin ihtiyacına göre kurulmuş. Şu anda gerek olmamasına rağmen... ...bunu işletiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden... E, ...kanun çıkarılmasına rağmen... ...buna direnenler var... Altın Ekim'de de çiftçi malları koruma başkanlıkları bu zararda tanzim etmiyorlar diye bir e, soru var. Kapsamlı bir e, soru sormuşlar. Hatta resimlerde göndermişler. Arkadaşlar eğer gösterebilirse o resimlerde gösterecekler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çiftçi malları koruma başkanlıkları e, Çiftçilerin bu tür zararlarını karşılamalı mı yoksa size göre Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na ne işe Açıkçası şey yapar? ben hiçbir zaman için ölümün arkasında konuşmayı tercih <laughs> etmem. Buyurun. Çiftçi Malları Koruma Birlikleri malumunuz. Benim yanlış hatırlamıyorsam böyle sorular gelince güzel oluyor. Demek dersimize daha çok çalışmamız lazım. Yani 1941'lerde falan. Tabii tabii o dönemler çok eski. Evet yani o dönemlerde daha. Hı, bizim. 45 yıl yanılmıyorsa. Evet 41 olması lazım. Yani ya ben de 40, de... Evet. çok yanılmam tahminlerim ama Hı -hı. bir aşağı iki yukarı yaklaşırım. O dönemlerde çıkmış çiftçinin malları koruma yasasını çıkarmışlar. Bir kır gibi bizim tarlamız e, efendim söyleyeyim şimdi hani bir, bir çiftin beyçisi olur ya. Hı -hı. Öyle bir sistem vardı o zaman birlikler falan yoktu. Yani ki Türkiye Ziraat Odaları Birliği 1963'te kurulmuş. Türkiye evet. Koyun Yetiştiricileri Merkez Birliği 2006'da kurulmuş. Tabii ki bu anlamda bu birlikler vesaire yokken bu çiftçi malları koruma yerine bu arkadaşlar bundan istifade etmiş. Ama her ne hikmetse bizde büyük bir söz var, bir atasözü var. Tarlada izi olmayan harmada yüzü olmaz. Ben Konya'da da böyle bir birliğin olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii tabii Konya'da da var. Var birkaç yerde var. Her ilçede var. He, yani dolayısıyla arkadaşlar artık bu işten vazgeçsinler. Yani bizim çiftçi mallarımıza zarar vermesinler, fayda da vermesinler. Çünkü bizim çiftçimiz artık zor ayakta duruyor. Yani şuraya buraya para verecek gücü yok. Anlatabildim mi ustam? Yani dolayısıyla e, değerli arkadaşımızın da de bu zararı çiftçi malları korumadan Allah korusun. Böyle bir şey talep ettiğiniz zaman zaten adamı bulamazsın. Bırakır gider o tebele yendir ertesi günü de. Yani dolayısıyla e, çok gereksiz bir şey. Yani ben e, makul görmüyorum. Ama geçmişte hizmet verenler, e, bizim babamızın yaşındaki insanlar e, o dönem hizmet vermiş, güzel hizmetler verilmiş o dönem. Için. Tabii köy köylerin tüzel kişiliği varken tabii, de köy bekçileri var. Tabii vardı. tabii aynı şey. Evet. Aynı şeyi söylüyoruz. Hı -hı. O dönem için hizmet verenlerin önünde de saygıyla çok iyi ölmüştür. Onları da rahmete şükranla anıyorum. Evet. Ama şimdi benim hayvanım buradan geçiyor. Sen diyorsun ki burada işte toprak bastı parası. Bin lira, iki bin lira bunun işgaliye parasını ver. Bilmem ne ver ya arkadaş. Ya ee, böyle tüm, yok böyle bir şey. Ya para ka yolları bizden e, kara taşıt vergisi alır da artık bunları evet. geçtik. Küçükbaş hayvan e, yetiştiricilerinden de çok ciddi paralar talep ediyorlar. Bununla ilgili e, Kayseri'de ben e, çekimleri yaptım. Ama buradan sevgili seyircilere ee, şunu da söylemek istiyorum. Ee, çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları eğer araçlarında GPRS varsa bunu göstermeleri lazım. Ee, bu buçuk milyon çok ciddi bir para çiftçi için hem iş kaybı. Bu nedenle e, yasal yollarla mahkemeye başvurursanız Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı sizin zararınızı tazmin etmek durumunda Bununla ilgili e, yargıya başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Ben durumunda demiyorum. Ben diyorum ki başvurabilirler. Evet. Yani sonuç olarak kararı verecek olan yargıdır. Kesinlikle. E, ama çiftçi malı korumaksa, dediğim gibi amacına uygun çalışıyorsa, evet. e, hadi büyürsün versin. Hiç oraya gitmeye gerek yok ki mahkeme. Kesinlikle. Yanlış mıyım? Üstad? Doğru söylüyorsunuz. Madem ki benim malımı korumak senin görevinse, o zaman ben niye mahkemeye gideyim? Hadi gel bunu karşıla demek lazım. Yani dolayısıyla burada e, sizinle program yapmak zevkli, lafı eğmeden, bükmeden, <laughs> e, doğrusu neyse bunu konuşuyorsunuz. Evet. Bu da beni çok e, mutlu ediyor. Adım Hidayet Yalçın, Erzincan'dan yazıyorum. Tek geçim kaynağım olan koyunculukla uğraşıyorum. Yıllarca bizim sesimizi duyan olmadı, çok zorluk çektik ama şimdi mutluyuz. Genel Başkanımız Nihal Çelik her yerde bizim sesimiz oluyor. Çalışmaların takdirle karşılıyoruz. Tabii, ee, çok da size destek mesajları var. Bunları şimdi e, genelini okumayacağım. İsmini geçenlere ben Hidayet Bey'e teşekkür ederim. Demin evet. Asi Su Hanım'a ismi geçti. Ben kendilerine teşekkür ederim. E, bu Bar güzel duygu ve dileklerinden evet. ötürü. Evet. Barla Sağlamer yine e, size e, teşekkürlerini sunuyor. Soru olarak tabii e, sormak istediğim. Ha e, Gelelim şu konuya. Şimdi devletin vermiş olduğu tarımsal destekleri var, hibe projeleri var. Siz hibe projelerinde holdinglerin yararlandığını ve holdinglerin de bir e, zarar yaptığında o işletmenin kapısına kilit vurup çekildiğini ama küçük aile e, işletmelerinin bu e, desteklerden e, hak ettiği ölçüde yararlanamadığını da söylüyorsunuz. E, yalnız şurada kanayan bir yara var. Tarımsal destek çiftçiye destek olmak için üretiminde e, girdilerinin e, etkisini minimuma düşürmek için verilen destekler. E, bu desteklerden stöbaş e, vergisi neden kesiliyor? Bu konuda bir girişiminiz var mı? Bu konuyla ilgili sorular da var. Buyurun. Şimdi tarımsal <laughs> desteklemeler kaleminde malumunuz daha önceki yıllarda verilen desteklemeler hı hı. E, doğrudan gelir desteği adı altında verilirdi. Yine yanlış hatırlamıyorsam, 2015 yılından sonra bu kanun değişti. Bunun evet. ismi oldu, tarımsal destek. Hı hı. Doğrudan gelir desteğin ismi oldu, tarımsal destek. Tarımsal destek söz konusu olunca, yani bir cümleyi masa başında oturan bir genel müdür bir kalem oynatıyor, 40 sene akıllı o taşı çıkaramıyor. İşin yoksa gel pirincin içinde ayıkla taş. Dedi ki bu tarımsal destektir. Tarımsal destek olması hasabıyla, Yüzde iki hayvansal üretimden stopaj bilgisi kesiliyor. Hı hı. Bitkisel üretimde yüzde dört. Bu bir tarımsal destek değildir. Ben iddia ediyorum. Hükümetimiz de devlet büyüklerimiz de bunun farkına varsalar bunu doğru bir kesinti olmadığını görecekler. Çünkü bu kar güden bir durum değildir. Evet. Sen bugün bir firman olur bir işin olur. Sen ticaret yaparsın. yıl ya sonunda kara geçesin. Elde kalan karın eskiden %22 idi 20 idi şimdi %22 olmuş. Bunun e, vergisini ödersin. Fakat bu doğrudan bir destektir. Bu devletin verdiği sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yapılmış olan bir sosyal destektir. Dolayısıyla bunu ben doğru bulmuyorum. Ben doğru bulmuyorum. E, doğrudan gelir desteği de demesinler. Hı hı. Doğrudan hibe destekliyseler. Doğrudan hı. gelir de hoş değil. Doğrudan gelir de sanki bizim tapulü malımızdır emekli ikramiyemizdir. Hiçbir icraatı yapmadan bana ver demektir. O da yanlıştır. Doğrudan gelir desteği geçmiş hükümetler 2020 e, 2000 22. yıllarında oldu 2000 2001 arasında e, o şekilde geliyordu. 97'lerden sonra falan başladı diye düşünüyorum. Bizim Süngür Gökalp'in döneminde başladı. Doğrudan gelir desteği Türk çiftçisini hantarlaştırdı Tarımdan el çektirdi. Dolayısıyla her toprak ağası sadece destekleme döneminde gelirdi bankanın karşısına, o torosları yanaştırırdılar, şantalları doldururlar, torbaları para doldururlar, bagaja atıp basar giderdiler. Bir daha göremezsin, bir dahaki döneme kadar. Bunu reklamdan sonra devam edelim Sayın Başkan, bu önemli bir konu. Tam esiniyorum, siz evet. reklama gidiyorsunuz. Maalesef bu da televizyonculuğun gerçeği, reklamlar tamam, olmadan olmaz. Beklesin. E, ama Sayın Genel Başkan'ın söylediği e, bu son söz çok önemli. Ee, neden önemli? Ben İslahiye'de bir program için çekime gittiğimde 5000 dekar alanı olan hiç ekmeyen bir vatandaşın <laughs> bu doğrudan gelir desteklerinde tarlasına verilen desteği de her yıl birkaç tane daire aldığını söylemişlerdi. Reklamlardan sonra bu konu üzerine devam edeceğiz. <laughs> Sevgili seyirciler tekrar beraberiz. E, tabi burada tarım masası herhalde e, gece ikiye kadar da devam etse soruları cevaplamamız çok zor. Çok soru var, konuşacağımız çok konular var. E, Sayın Başkan burada e, şehirlerden kırsala dönüşte e, hükümetin de birinci e, materyal olarak, konu olarak e, hep şeyi düşünüyor. Küçük pay yetiştiricilerine verilen desteği düşünüyor bu. ...sizin adınıza da ciddi bir başarı. Ee, yani kırsaldaki... E, ...şehirlerden... ...kırsala göçün... ...birinci çalışma alanı olarak... E, ...küçük baş hayvancılık e, gündeme geliyor ama... ...burada da... E, ...ciddi engeller var. İşte... ...devletin e, bankalarının... ...finans konusunda... ...ciddi teminatlar istemesi... ...kefiller istemesi... ...daha birçok konu var. Bu konuda... ...ee... Kırsala dönüşteki en büyük engel size göre nedir? Kırsala dönüşteki en büyük engel bana göre e, kırsalın e, sosyal bir yapıya kavuşmamasıdır. Hı hı. Yani insanların e, malumunuz e, insanca e, işte efendime söyleyeyim e, sosyal yaşamının sorunlarını giderme <laughs> noktasında e, eğitim araçlarından tut. E, su şebekesinden doğal gaza kadar birçok sebep mevcuttur. Bizim aslında bu farkı öncelikli olarak kapatmamız lazım. Yani biz insanları kırsala, kırsal cümlesinden çok artık kır diyoruz. Biz insanları kırda tutmak için hı hı. devlet olarak bu tür adımların atılması lazım. Yani insanları oraya özendirmek lazım. Bu pandemi döneminde gördünüz yani herkes artık villaları terk etti. O dört duvar arasını terk etti. Kırsala kaçtı. Evet. Kırsalda yeri olanlar çok mutlu bir hayat, mutlu bir sezon geçirdi. Pandemiden uzak, hastalıktan uzak. Ve doğal ve organik besilerle beslendi. Dolayısıyla bu anlamda özellikle bu stüdyoyu güçlendirmek lazım. Yani kırsalı desteklemek en önemli adımlardan bir tanesi budur diğer bir husus. Sadece bu anlamda küçükbaş hayvancılık için değil. Hayvancılık için bugün Dünya Tarım Örgütü'nün de e, genel manadaki e, raporda hı hı. E, kırsalı e, destekleme, cazip hale getirme ve insanları taşrada kırsalda tutabilme e, kenten özellikle göçün e, kırsalı göçün tersine esmesi açısından e, yüz baş altı koyun e, projelerine çok öncelik veriyor. Bu dünyada şu anda ee, bu şu anda bilimsel olarak e, belirlenmiş, edilmiş bir vaka. Hı hı. E, biz ama şunu diyoruz. Biz kısala dönen insan koyunculuk yapsın demiyoruz. Biz kırsaldaki insan köyünde kalsın. Biz diyoruz ki insanların doğduğu yerde karnı doysun. Üstat. Bakınız İstanbul, İstanbul diyoruz. İstanbul e, yaşanır bir şehir olmaktan çıktı. Güvenilir bir şehir olmaktan çıktı. Dolayısıyla bugün büyük şehir yasası zaman zaman bize çok zarar verdiğini her platonda dile getiriyorum. Ee, bize TOKİ'nin e, bu e, dört beton duvar arasındaki küçücük odalarda insanları oraya taşıması bize çok zarar veriyor. Tarımı çok ciddi manada etkiliyor. Bunu büyüklerin sesimizi duyması lazım ki duyuruyoruz da duyurmaya da devam edeceğiz. Ben de Allah'tan aldığım güç sektör temsilcilerine, Merkez Birliği yönetimden, Birlik Başkanı'nda aldığım destekle bunları her platonda dile getireceğim. Benim Merkez Birliği Başkanı olmama gerek yok ki. Ben e, vatanperver, milletsever bir yurttaşım. Her yerde doğruları gündeme getirmek benim boynumun borcudur. Kimse bunu niye söyledin diyebilir mi? Benim kalkıp sadece gündem olsun diye şimdi bazı medya grupları affedersin köpek adamı ısırdığı zaman yazmıyor. E bizi ısıranlar vardır. Ama adam köpeği tuttuğu zaman şov yapıyorlar. Gündeme taşıyorlar, baş tacı yapıyorlar. Bir sene gündemden indirmiyorlar. E dolayısıyla e bu düşünceyle herkes e, vatanperver insanların, vatansever insanların bu sorumlulukla doğrusunu yapması lazım. Elbette ki kırsalda insanların kırsalda küçük baş hayvancılık en rahat bir hayvancılık dalıdır. Biz tarım dalıdır. Dolayısıyla çok masrafsız bir iştir ve bereketli kazançlı bir iştir. Dolayısıyla şimdi mesela koyun keçinin sütünü falan sonra geleceğiz de. Yani e, dolayısıyla bugün e, bizim kırsalda doğduğumuz yerde doymamız için bizim bu anlamda olumlu ve somut projeler üretmemiz lazım. Evet. Ama burada bir de şöyle bir olay da var. Küçükbaş hayvan yetiştiriciler, yani kırda dediğiniz köylerde yetiştiricilik yapan mevcutta yaşayan insanlarımız var, vatandaşlarımız var. Destekler genellikle şehirden kırsala göç edecek insanlara veriliyor ama. ...mevcudu korumak için... ...mesela ben şöyle bir... <laughs> e, ...azizane bir hesap yaptım... ...bugün... E, ...cehaletimi de lütfen bağışlayın... ...yağmışım varsa... ...sadece Tarsim Skortası'na... 300 e, 300 baş... E, ...küçük baş e, hayvan olan... ...bir vatandaş... ...yaklaşık 15 tanesini e, ...Tarsim'e veriyor... ...Çoban'da... E, ...malumunuz üzere... ...bir yıl aralıksız çoban çalışıyor... ...bir de kuzuların çobanı var... ...yaklaşık 7 ay... ...normalde iki tane çoban çalıştıran... ...bir vatandaşın da... ...68 bin lira... ...civarında... ...bir gideri var... Ya ...bu da yaklaşık işte... ...yine 65 tane falan... ...koyun da buraya gitti... ...bir de küçükbaş... ...hayvanların... ...sektöre... ...bölgeye göre... Ee, beslenme, işte kesif yem e, ve diğer kaba yemleri besleme için ahırda olduğu sürede de ortalama bir sezonda 150 lira olarak değerlendirirseniz e, yaklaşık 100 taneye yakında koyun oradan gidiyor. Yani sürünün çok büyük bir oranı e, yetiştiricinin masraflarına gidiyor. İşte kuzular ikiz e, yaparsa kar orada e, çok değişkenlik gösteren bir kar marjı var. Kimisi yüzde otuz kazanıyor, kimisi yüzde yetmiş kazanıyor. Zarar ettiğini söyleyenler de var. Ee, bu manada mevcudu desteklemek için ne gibi çalışmalar var? Hep e, yeni göç edenlere mi destekler veriliyor? Şimdi yeni <laughs> göç edenlere destek veriliyor diye bir kural yok. ya Proje babında diyor. Proje babında biz diyoruz ki, bana soracak olursan benim fikrimi ben daha önce de dile getirdim. Dedim ki on proje vermeyin benim kırsalda destekleyeceğim 300 projenin e, birim fiyatı ve maliyeti bir hondik alıyor. Kar zaman da bir etesi sene bakıyorsun o e, fabrika durmuş ve terk edilmiş. Yabanı kuşlara kalmış. Biz bunu üzüntüyle karşılıyoruz. Ama benim özellikle alın teri döken, bu babadan kalan bir meslek gibi gören ve kırsalda en kırsal, en ucra köşede bu toprakları beyçisiz, sahipsiz bırakmayan, orada Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızı bayrağını dalgalandıran hı hı. insanlara verilsin diyorum. Buna çünkü zarar etse de etmese de. Orayı terk etmez Terk etmez Bakın şöyle bir örnek verin. Şimdi bugün sen gidiyorsun, sen bir bina yapıyorsun, bir proje istiyorsun. Diyorsun ki bana dört katlı bir daire yap. ve üç katlı bir daire yap diyorsun. Bana diyorsun. Evet. Ben patronum. Ben sende o işi alıyorum. Hı hı. Benim altımda da taşeronum var. Ben işi alıyorum. Patrona büromda oturuyorum. Çok sıcak bir ortamda, lüks bir ortamda. Hayatımı idame ettiriyorum, kapım çalınır, zili çekir kapıda da beklersem benimle görüşmek için orada sekreterim vesaire. Bunun bir maliyeti var, malumunuz. Bir de benim taşronum var, o da gidiyor. Sahada eleman buluyor. Bundan herkesin iyi pay çıkarması lazım. Nihat Çelik ne demek istiyor burada? Bir de benim taşronum da gidiyor. Onun metre kare işi. Diyelim ki demirin e, metre karesini kaça yapar? Kalıbın metre karesini veya metrek, betonun metre küpünü kaça döktürür? E, Bunun bir hesabını bilir. Kendine bir kar marjı bırakır ona verir. O adam da bir kalfayla gelir o işi yürütmeye başlar. O adam da ayda bir yürür, uğrar iki cümle söyler geri döner. Bir daha göremez. Ama bir de adam var. Adam gibi adam. Projeyi gözü kapalı çiziyor. İşi kendisi yapıyor. Ününü bağlıyor. Çekicini, pensesini alıyor. işi alıyor. Sonuna kadar da işin en mükemmelini yapmaya çalışıyor. Demirde çalma derdi yok. Malzemede çalma derdi yok. Betonda çalma derdi yok. Ben üç gün fazla da çalışsam diyor ki ben çalışıyorum. Ben kimse yumuya vermiyorum. Ben çalışıyorum bu işi ben yapacağım. Ve iyisini yapacağım hakkını vereceğim diyor. Ve terk etmiyor. Ama müteahhit eğer zarar ederse bir daha o işe de girmez. Doğru mudur? Doğru. Bundan iyi bir örnek var mıdır? Evet. Dolayısıyla biz diyoruz ki taşraya, kırsala, kıra pozitif ayrımcılık yapısın. Bunlara ilave destekler verirsin. Bakın samiyetle söylüyorum. Kıra, taşraya yani e, kırsala verilen her destek %100 hedefine ulaşan destektir. Çünkü buradaki insan burada aldığı her kuruşu tarıma yatırıyor. Ama patronlar aldığı zaman ne yapıyor? Ya arabasının modelini iki kat yükseltiyor ya şehre yatırım yapıyor ya villasını değiştiriyor. Anlatabildim mi? Şimdi bundan yola çıkarak biz bu kırsalın önemini fark etmediğimiz müddetçe biz doğru adresi bulamayız. Biz adressiz bir yere gidiyormuşuz gibi dolaşırız ortada. Burada kime görev düşüyor? Şimdi adalet ve kalkınmayı esas alan bir hükümetin bu anlamda bizden giden sorunları bir bir alıyor çözüyor. Ama o kadar geçmişten kalarak yığılmış sorunlar var ki biz bunları aldık ki hepsini bir anda söyleme bile utanıyoruz. Peydepey, bak Allah yukarıda, peydepey çözüyoruz. Peydepey yasa değiştiği, mevzuat değiştiğiyle ee, sorunlarımızı peydepey çözüyoruz. Ama her şeyi bir anda yapmak çok da kolay değil. Hani bazen diyorlar ki karı boşanmak çok kolay. Masa başında söylersen her şey oldu bitti. Ama bu bina kolay 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 buraya dikilmedi. Bu stüdyo kolay kolay ee, burada oluşmadı. Değil mi? Buraya bir emek gerekir, Tabii. bir alın teri gerekir, evet. bir maddiyet gerekir, bir finansman gerekir. Dolayısıyla bizim özellikle destek olarak verdiğimiz finansman finansman kaynakları eğer bunu bilinçli kullanırsak hepimize yeter. Doğru adrese gönderirsek sadece sana bana değil ülke nüfusunu yüzde yüzüne yansır. Tabii burada bakanlığın da e, cumhurbaşkanlığının da e, temel problem olarak gördükleri bir konu var ki bu siz de altını çizdiniz. E, verilen destekler şimdi azdır çoktur. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bu ülkenin şartlarına göre şu anda e, 24 milyar TL e, devlet e, tarıma destek veriyor. Sahadan etkilerinin almada problem Yani desteği vermek için veriliyor ama o desteğin oluşturduğu katma değer üreticiye yansıdı mı yansımadı mı burada bir problem var. Dediğiniz doğru. Doğru insanlara doğru şekilde desteği Doğru insanlara insan. verir, müddetçe <laughs> adrese ulaşıyor. Kesinlikle. Ama e, işin ehli olmayan işle ilgisi olmayan sadece çözüm aracılarıyla çözüm ortaklarıyla iş yapan insanlar o yatırım o sağlığına girmeden havada infilak evet. ediliyor. Dolayısıyla <laughs> e, biz kaybediyoruz. Yani ayağında Devlet çizme olmadan e, çobanla e, kendisi işi bilmeden sadece çobanla çözerim. işte ahırı yaptım şunu yaptım ben internetten sürüyü seyredeyim diyenlerle bu iş Bir olmadı. daha oraya dönmesen bir getirisi sağlamasın. Ne kendine sağlarsın ne de Kesinlikle. ülkeye. O, ya, evet. E, yetiştiricilerin bir de en büyük problemlerinden birisi. E, ...aracılar... ...yani markette kuzu etini... ...işte dana etinin... ...fiyatlarını gördüğünde... ...yetiştirici... ...ya diyor burada bu kadar pahalı... ...biz zarar ediyoruz veya... ...para kazanamıyoruz istediğimiz şekilde... ...sizin de bu konuda... ...aracılarla ilgili ne tespitleriniz var... ...işte bakanlığın DITAP projesi... ...bu konuda... E, ...can simidi olarak da... ...değerlendiriliyor... E, ...hem iki soruyu peş peşe soruyorum bu aracıları e, aradan çıkaracak bir finans sistemi e, kur, nasıl kurulur? DITA projesi yetiştiriciler için bir avantaj oluşturdu mu? Evet, tabii ki oluşturdu. Önemli olan e, önemli olan e, bunun sahada uygulanabilir hale gelmesidir. Hı hı. E, Sayın Bakanımız bu anlamda çok e, büyük bir proje gerçekleştirdi. Evet. Ve bu proje hem e, sadece bizim yetiştirici için değil. Tüm üretici ve tüketici için çok önemli bir köprüdür. Yani hem üretici malını neye satacağını, kime satacağını biliyor. Hem tüketici neyi, hangi tarladan aldığını benim seninle daha iyi bunu tespit edebiliyor. Ve burada aracı olmuyor. Dolayısıyla kazanırsa hem karlı kazançlı çıkıyor, hem satıcı hem alıcı. Aracıya çok müsait iş kalmaz. Ama önemli olan bunu hayata geçirmek. Yani şimdi biz merkez birliği olarak bir iki birliğimize bu DİTAP üzerinden Dijital tarım pazarı üzerinden kendi yetiştiricinin ürünlerini alıp pazarlama yetkisini verdik. Bizden talep eden olursa tek biz yetkilendiriyoruz. Bu yetki veriyoruz. Ee, bu anlamda yetiştiricilerimiz de birliklerine güvensin. Yani sağda solda gittiği yerde birliği kötülemesin. Onlara bir faziyesi olmaz. Tabii birliklere de işte bir para alırız. Ya birlik i̇şte dediğimiz zaman ayda alan, ya birlik bir zaman, gibi Birlik dediği zaman tam kendisidir. <laughs> birlik kendisinin ta kendisidir. Bunun farkında olmadan insanlar vardır. Ahmet isemmez, Mehmet isemez bu tür şeyleri kişileştirmesin. <laughs> yani dolayısıyla birliği güçlüyse kendisi güçlüdür. Bugün bir aile reisi güçlüyse o aile güçlüdür. Eğer aile reisi yoksunsa, çaresizse, aileden her yerinden kakan da onu burarsa o aile bitmiş demektir. Dolayısıyla burada yetiştiricilerin de çok duyarlı olması lazım. Peki sizin sistem nasıl çalışıyor sayın sistem Başkan? Sistem şöyle. Yani şimdi bir adam adam şimdi vermez. aracıya veriyor, aracıya veriyor. E, doğru aracı bulmak da bu devirde çok zor. Hayvanını veriyor. Adamın resmini getir bana gösteriyor ki benim hayvanımı aldı bir daha bu adamın adresine Bir Sosyal medyada bir paylaşım vardı. İsimlerini de vermişler. 55 tane e, koyunumuz gitti. Adamların yerinin resmi falan paylaşmışlar. Kendi aralarında bir organizasyon kurarak bu insanlara mal vermeyin diye mağdur olan çok insan var. İşte Kitap projesini nasıl işletiyorsunuz? İşte ben onu tam söylüyorum Hı -hı. Recep Bey. Şimdi bu adam doğru doğru aracı bulmayı da herkese nasip olmuyor. Evet. Tamam kar marjına saygı <laughs> duyuyoruz. Ancak burada adam veriyor bize geliyordu ki beni kurtarın. Ben diyor cimere yazacağım, şunu yazacağım, buraya yazacağım. Hayvanım gitti. Ya yani kardeşim biz senin hayvanın sigortası değiliz. Tarsim sigortası yapsam bile e, hayvan çalıntıları başka bir kategoride değerlendirilir. Yani onun başka bir formatı vardır. Dolayısıyla o bile şu anda kapsamlı Tarsim'in kapsamında değildir. Hı hı. O ekstra talebe bağlı bir şeydir. Onun ücreti ayrıdır. Ee, bu vesileyle şimdi bizim burada yetiştiricimiz gelir, bilir, der ki benim bu kadar hayvanım var. Benim bu kadar bu ağalıkta, bu yaşta benim kuzum vardır. Bunu bildirir. Bir iki der onun sahada, tarlada, e, merada resmini çeker. Resimlendirir. Sahibi budur, kulak numarası budur, adresi budur benim elimde şurada 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 toplar talepleri. 5000 tane hayvan talebi toplar. Diyelim ki isim vermeyeceğim. Reklama girer sabah bir uyarı almıştım. Reklamı yapmayın diye. <laughs> Şimdi isim vermeden söylüyorum. Şimdi bunu siz de alıcısınız. Yani nasıl alıcısınız? Siz bir market sahibisiniz. Veya bir işletme sahibisiniz. size et lazım ayda tamam, tamam. 100 tane 500 tane kuzu lazım. Siz gelip benden tavuk alıyorsunuz. Benden sözleşme yapıyorsunuz. Tamam. Diyorsunuz ki siz periyodik dönemlerde şu dönemlerde şu dönemlerde bana bu kadar ürün verebilir misiniz? Vereceğim. Karşılıklı tavuk imzalıyorsunuz. arada sözleşme yapıyorsunuz. Adamın hayvan aldığı da yerde belli. Bunu herhangi bir şahıs da gidip yapabilir. Yetiştiricinin hayvanı verdiği yerde bellidir. Arada kalan oynayan kar marjı da bellidir. Hepsi resmi rakamlarla oluyor. Düşünebiliyor musun? Dolayısıyla Aracı kazanmıyor. Evet, yetiştirici, kazanıyor. yetiştirici kazanıyor. O fiyat farkı var ya markete gidene evet. kadar. Şimdi bugün sütün referans fiyatı ne kadar? 2.80. 2.80. Doğru mudur? Ama git bazı marketlerde, bazı marketlerde 8 lira, lira. bazı marketlerde 6.75 kuruş. Aynı süt, aynı ürün. Yani e, üretici yetiştiriciler. <laughs> Birliklerinden talep edecekler. Birliklerde de siz e, merkez bir olarak yetki vereceksiniz. Sistem bu şeyde çalışıyor. Tabii. Bize yetki aldığı zaman <laughs> şifresini, yetkisini veriyoruz. Hepsi ondan görüntüleyecek. Hı -hı. Alan yerler var. Alan Ben isim vermiyorum burada da Hı -hı. reklama girer Böyle diye. İsim verebilirsin problem. İsim vermiyorum. <laughs> i̇sim vermiyorum. Sabah bir arkadaşımız afakı bir şekilde öyle bir lütüfte bulundu. Ben de imser yaklaştım. Sevdiğim saydığım bir arkadaş. Evet. Bizim öyle bir ihtiyacımız yok. Genç bir arkadaşımız o yüzden biz onu ee, ee, yani dikkat e ediyorum. E <gülüyor> <gülüyor> dikkat ediyorum. dikkat ediyorum. Ee, çünkü ee, Sayın Başkan, 3 e dakikamız var reklama gittiğine kadar evet. küpelemede yetki birlikleri istiyorlar. Evet. Ee, bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi e edeyiz. küpe ve küpeleme işi e aslında birliklerin e asıl işidir. E fakat e, gıda kontrol burada ısrarcı davranıyor. Diyor ki acaba birlikleri bu işi yapabilir mi? E, burada işin altındaki sırayı biz çözmeye çalışıyoruz. Yani e, mesela bazı işlere aklımız eriyor ama bazı işlere hiç aklımız ermiyor. Onu çözemiyoruz. Ya sen küpe işi bilmezken 2006-2009 yılına kadar bu birlikler bu küpeleme işi yaptılar, hiç küpesiz hayvan bırakmadılar. Sonra Avrupa Birliği'nden gelen bir hibe. E, Parayla bir fondan küpe alımı yapıldı. Sonra siz parayı görünce. E, rant oluştu. E, yok öyle demiyorum. Para Şimdi biz de eskiden para olmadığı zaman bu küpe parası. Hayır sektörel bazda diyor. Yok yok rant değil. Rant yanlış yere gider. E, o zaman küpeyi alacak para kimse de yoktu. Yani kaynak yoktu. Kaynak olmadığı için. Küpeyi biz alırken küpeyi uygulayan de küpe parası alıyorduk. Yani bir fonumuz yoktu. Yani rant değil. Bir fonumuz yoktu. Düzeltelim orayı. Şimdi e, Sonra bu para gelince Sayın Eker'in döneminde e, küpe işini biz yapalım dediler. Birliklerinden aldılar. Birlikler başarısız dediler. Biz bu şey demedik. Bizim aslında işimizi kolaylaştırdılar. Bizim istediğimiz ne? Onların işi doğru düzgün yapsın. Yetiştirici mağdur olmasın. Bizim başka bir talemiz yok ki. Yükümüzü hafifletin. Siz sadece sağda, sağda Tabii. Adasınız şimdi burada e, ne oldu? Bizim yüzde otuz hayvanımız küpesiz kaldı. Yüzde kırklara çıktı bu sayı. Ondan sonra ağır cezai maddelerle karşı karşıya kaldı diyeler. Küpesiz hayvanı satamadığı için celebe veriyor. Cele bir şekilde bunu küpeleme formülü ve yolunu buluyor. Ama hayvanı, şimdi gerçek yetiştiği bu hayvanı değerinde satamıyor küpesi olmadığı için. Gidip ceza da veremiyor. E, çünkü cezası hayvan fiyatından daha fazla. Dolayısıyla e, burada Ciddi kanayan bir yara vardır. Bu e, sorun e, vatandaşlarımız kim olursa olsun, e, biz zaman zaman bunu dile getiriyoruz. Küpe ve küpeleme işlemleri birliklere Yine söylüyorum, yine burada da söylüyorum. Biz talibiz, altyapısımız sayıt olan birliklerimize bu yetki devri verilsin. Sadece küpe değil, hayvan hastalıkları mücadelede de etkin tamam, bir rol oynamamız için yani. aşı yetkisi de verilsin. Benim şu anda binlerce yüzlerce veterinerlerim atama bekliyor. Yazık günah değil mi bu çocuklarımıza? Ki birliklerde de e, istihdam edilerek e, kadın yan bir yer ya da e, derman olabileceksiniz. Evet. E, Şeyet ekran... bize verilmeyeceksin evet. evet reklama gideceğiz. Şayet bu iş bize verilmeyecekse o zaman buyursunlar. Bir sürü çocuklarımız, veterinerlerimiz bize verirse, biz onları çalışıyoruz. Bize verilmeyeceksen, istihdam sağlama noktasında atamayı bekleyen veterinerlerimizin girişini yapsınlar. Burada arada yetiştiricinin mağdur olma. Ee, şeyi yok. Ya ee, bizim mağdur etme durumumuz, lüksümüz yani, yok. Yani dediğiniz doğru küpeleme konusunda ben Samsun'da görmüştüm. Ee, kuzuları müracaat ediyor küpeleme için. Kuzular büyümüş, koyun olmuş, ya, ee, kuzular olmuş. Daha küpe takılmayan konular da, e, koyunlar da vardı. O yüzden e, ekmeği ekmekçiye yaptır, layık olana yaptır, hak edene, işi bilene, liyakat sahibi olana yaptırın ki burada sizin dediğiniz birlikler bu konuda ehil. Saat olan insanlar. Bir de yetiştiricimiz mağdur edilmesin. Evet. Bir küpeleme için on defa ilçe tarım müdürlüğüne gitmesin. Evet. Yani bizim burada kim ki hayvanın küpesi kalmasını ister? Bugün bir araç plakasız geziyorsa ona ceza kesiliyor. Bizim küpelendi diye ceza kesiliyor. O bizi düşündürüyor. Bunların tabii bu çarpık yapılaşmanın önüne geçmek lazım. Evet. Siz, e, nerede nerede arıza varsa bunu hep beraber gidermek mümkün Merkez Birliği bulsun. Genel Başkan olarak bu konuya kısa zamanda çözüm bulursunuz inşallah. i̇nşallah. Ee, sevgili seyirciler reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra son düzlükteyiz. Hep bu klasikleşti artık bu tabir. Son düzlükte Sayın Başkan'a sorabildiğimiz kadar soru soracağız. Ee, cevapları zaten çok açık yüreklikle veriyor. Biraz önceki tarih konusunda ben 1945 demiştim. Söyleyeyim Sayın mi? Başkan'a hemen geldi onu da... Ee... Şimdi tarihi söyleyeyim mi abi? Lütfen. Şimdi biz e, çiftçi mallarını koruması hakkındaki kanunu söylemiştim. 1941 demiştim. Doğru demiştim. Kanunun numarası 4081. Evet. Kanunun kabul tarihi 207.1941. Yayınlandığı resmi kasadaki tarih 17.1941. Kasa sayısı... 4856. Evet o yüzden sizin hafızanıza da hayranım. <laughs> teşekkür ederim. Ee, en başarılı Merkez Birliği Başkanı seçilen Nihat Başkanımı enişten e, dileklerimle kutlarım demiş. Ayrıca başarılı çalışmalar için size de teşekkür ederim. Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriler Birliği sorumlu müdürü Ercan Yaylacı da mesaj atmış. Ee, reklamlardan sonra buradayız. Biz de seyiriz müdürümüze seyiriz. teşekkür ediyoruz. Burada selam saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Reklamlar. Sevgili seyirciler tekrar beraberiz. E, Sayın Genel Başkan'la çok e, sohbet kıvamında güzel bir program gidiyor ki her programda e, biz bunu yaşıyoruz. E, şimdi Sayın Başkan siz yetiştiricilerin problemlerini e, bütün ilgililere çok net ifade eden bir insansınız. Yani yetiştiricilerin e, bu manada ciddi bir değer görmeleri ve pozitif çözümler üretilmesi bunu gösteriyor. Yani şu konuda şöyle bir problem var. Ee, Ulusal Süt Konseyi'ni takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hep çiğ süt referans fiyatı eee büyükbaş hayvan için kullanılıyor. E, keçi sütü neden e, referans fiyatı olarak açıklanmıyor? Yoksa kendi piyasasını bulduğu için gerek mi görmüyorlar? Ee, keçi evet doğrudur. Şimdi keçi sütü ana sütüyle eş değer bir süt. Hı -hı. Yok satılıyor. E, fakat bizim keçi sütü e, üreticinin elinde yetiş elinde bazen e, şey verdikleri zaman e, mandıralara verdiği zaman 4 TL hı hı. E, e, topluyorlar kendileri sattığı zaman 8 TL satılıyor hı hı. satılıyor e, Bunlar şeye gittiri zaman e, Bunlar markete gittiği zaman 20 TL varan rakamlarla satılıyor e, Dolayısıyla yine arada e, aracı kazanıyor hı hı. E, bunu bir makul seviyeye getirmek Elbette değerlidir bizim için ama biz demin mesela süt fiyatları dedik ki, referans fiyat 2.80 kuruş doğru mu 2.80 2.80 e, hükümetimizin aldığı her kararın arkasındayız e, fakat e, burada e, söylenen şu bu kararı biz alırken bunun yanında tüketici de düşünüyoruz tabii ki tüketici de düşünmemiz lazım ancak bu markete e, kaç TL satılacaksa e, ...bunun da bazı yoğurtlarda <laughs> biliyorsunuz mesela isim vermiyorum Diyelim ki iki kilo yoğurt, diyelim ki 5 TL 80 kuruş diyor. Örnek veriyorum. Yani sütte da böyle etiketli bir fiyat olsa, standart olsa, nerede satılırsa satılsın. Tüketici de bunu gönül rahatlığıyla alsın. aradaki o kar marjı olan makasını biraz e, küçültmemiz gerekmez mi diye düşünüyorum. E, zaten üretici et fiyatlarında da böyle. yetiştirici Para kazanamıyorum diyor, tüketici pahalı yiyorum diyor. Aradaki makas çok açık. Aradaki e, makası doğru biraz evet. kısmak kapanması lazım. Kapanması lazım. E, bu da bu tür önlemlerle e, olabilir çünkü serbest piyasa, herkes istediği fiyata satıyor. E, fakat bu girdi maliyetlerine karşı, bu girdi maliyetlerine karşı 2.80 e, kuruş e, yeterli midir? E, yeterli değildir. E, fakat e, bunun girdi maliyetlerini düşürmek için ee, Tarım ve Orman Bakanımızın bu yıl e, Sayın Bakanımızın <laughs> özverili ve ısrarcı yaklaşımlarıyla e, bütçede ciddi bir artış sağlandı. Allah nasip ederse bundan sonraki e, dönemde destekleme miktarları artırarak devam ederse e, yetiştiricinin sırtındaki o kambur da kalkmış olur diye düşünüyorum. Evet. Bu, yani umutluyuz. Bu, bu konuda Sayın Bakan e, gelen talepleri e, çok net bir şeyde dinlediğini biliyorum. Eee eğer makul taleplerse de hiç bürokratik bürokrasiye şey yapmadan takılmadan anında uygulamaya geçirdiğinde biliyorum bu bu manada hem yetiştiriciler için hem de STK'lar için önemli bir avantaj Sayın Bakan'ın e, bu karakterde bir yönetim tarzı belirlemesi. E, ama şu e, yetiştiricilerimizi biraz önce de finans konusunu konuştuk. Yetiştiriciler, yetiştiricilerimizin en büyük problemlerinden birisi finans. Bu manada tarım kredi kooperatiflerini e, masaya yatıracak olursak küçük beş hayvan yetiştiricileri tarım krediden yeteri kadar faydalanabiliyorlar mı? Ee, <laughs> ben de burada şunu demek istiyorum. yetiştirici tarım kredi kooperatiflerinden neden faydalansın? İşte yem mesela kesif yemde. E, yani direkt e, Ziraat Bankası, hı hı. Ziraat Bankası'nda sorunlu e, tarım politikaların başkanı. ...bir kere çiftçi dostluğu olduğunu ispatlaması lazım. Bu anlamda finansmanı direkt çiftçiye vermesi lazım. Yetiştiriciye vermesi lazım. Yetiştiricinin hayvanını terminat olarak göstermesi lazım. E, tarlasını terminat olarak göstermesi lazım. Adam kendi finansmanı kendi alarak kullanırsa... Hı hı. E, ...hem daha ucuza mal eder girdi maliyetini... ...hem de e, bir şekilde tarım kredi kooperatifine... E, sıfır faiz diyor ama komisyon bedeli alıyor. E, geçmişte böyledi Şimdi de böyledir. Sanırım tarım kredi kooperatifleri de bu kar marjini biraz arttırdı. Evet. Yüzde on yedi şu anda yanılmıyorsam. Son Ziraat Bankası güncellediği anda tarım kredi de güncelliyor. Tabii. Tarım kredi de güncelliyor. <laughs> Niye aracı olsun? Biz demin e, hep diyoruz ki aracı olmasın Niye aracı kazansın? Yani yetiştirici bu işi yapacaksa gidip kendi kredisini kendisi kullansa da güzel olmaz mı? ne verecekse e, devlet garantisinde olan bir banka versin. E, tarım kredi kooperatifleri üzülerek ifade edin. Tarım kredi kooperatifleri e, bir resmi kuruluş değildir. Yani bir kooperatiftir. Kooperatifin sahibi kooperatifin ortaklarıdır. Evet. E, fakat kooperatif ortakların ve kooperatif başkalarının hiçbir rolü yoktur. E, bunu burada herkese sesleniyorum. Yüreği yeten varsa bağlansın benimle konuşsun. Tarım Kredi Kooperatiflerinin iradesi, e, orada e, memur sınıfı da yok, işçi sınıfı var. Ciddi bir para alıyorlar. Satık üründen de ayrı prim alıyorlar. Dolu bir maaş alıyorlar. Fakat bunların bir döndüsü çiftçiye yoktur. Çiftçinin kara günü dostuyuz diyorlar. Bu e, gerçekte de söylemlerle, eylemlerin birbiriyle örtüşmediğini herkes görüyor. Bunu başka bir şekilde izah edemezler. Hangi Tarım Kredi Kooperatifi e, başkanının Bugün e, tarım politikalarını anlattığını bir yer gördünüz veya çiftçinin sorunlarını dile getirdiğini gördünüz, duydunuz mu? Ben şu anda tarım kredi kooperatifi merkez birliği başkanı kimdir bilmiyorum açık söyleyeyim. Bakınız sektörün içinden geldim, sektörün içinde yetiştim. Ben ilhami tekeden sonra kim geldi, nasıl geldi, ne iş yapıyor, nerede oturuyor, kaç lira maaş alıyor ben bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla tarım kredi kooperatiflerini hem burada çiftçinin sorunlarını tespit edecek. Kooperatif başkanları, genel başkan, merkez birliği başkanları hem sahadaki e, sese kulak verecek hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarım politikalarını taşra anlatacak. Tarımı yaygınlaştıracak, tarımı cazip hale getirecek. Ben tarım kredi kooperatifim, genel müdür gelmiş, genel müdür yardımcısı gelmiş, daire başkanı gelmiş. E, sen sahada haberin var mı? Yok. Dolayısıyla sahadaki ortaklar ne yapıyor? Tarım kredi kooperatiflerinin bütçesini oluşturan ortaklar değil midir? yatırdığı sermayeyle bu borç bütçe ulaşmıyor mu? He? E, dolayısıyla burada çiftçinin sesine kulak vermek lazım. Madem ki çiftçi konuşuyorsa çiftçinin kendi iradesiyle kendine başkan seçtiği insanın niye sesi çıkmıyor? O zaman siz de getirin benim e, bizim merkez birliklerin bazılarında genel sekreter geçiyor bazılarında genel müdür. O zaman onlar konuşsun biz hiç konuşmayalım. Evet. Takdir sizlerin. Evet Zülfiyar'ın çok net mesajlar verdiniz. Ee, burada e, tarım kredi e, bu toplumun bu yetiştiriciler için, e, çiftçiler için kara gün dost olması gerekirken maalesef bu finans sistemi, e, yani tarımın her kesiminde hayvancılığı tarım tarımdan ayıramayız. Tarımın içerisinde hayvancılıkta hem bitkisel üretim hem de hayvansız üretimde e, çiftçi e, yakınında, arkasında güç olarak görmek istiyor. Recep Bey. Bakınız, finansman dediniz. Finansman kaynağını Ziraat Bankası sağlamıyor mu tarım kredi kooperatiflerine? <laughs> Sağlıyor. Tarım kredi kooperatiflerinin sözde seçimle gelmiş bir genel başkanı yok mudur? Var. Vardır. Ne zaman geldi beni ziyaret etti? Başkanım biz sizinle nasıl bir iş protokolü yapabiliriz? Siz bizden hangi yemi alıyoruz? Talebiniz nedir? <laughs> biz aramızda bir sözleşme yapalım, siz yetiştiriciye verin, siz arada köprü olun. Diyen biri oldu mu? Olmadı. Olmadı ki müddetçe. Bu işler doğru gitmez. Evet. E, tabi bunu başka bir programda daha geniş boyutlu konuşmak lazım. Burada e, biraz önce Sayın Süleyman Soylu'dan bahsederken sahada bir e, bakan olarak adlandırmıştık. Terörün e, bu son gelinen noktada da terör ciddi beline kazma vuruldu ve e, Türkiye içerisinde en azından bitme noktasına getirildi. Bunun etkisi Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da terör, meralar, yetiştiriciler bu konuda bir rahatlama oldu mu? Şimdi tabii ki terör olayları malumunuz sektörümüze en büyük kayıplar veren maalesef bir bela başımızda. Hı hı. Özellikle biz hep söylüyoruz küçükbaş hayvancılık mera hayvancılıktır, yayla hayvancılıktır. Bu bazı bölgelerde güvenlik nedeniyle bizim hayvanlarımız meralara, yaylalara çıkamamaktadır. E, Tabi bu yasayı koyan da ilk valilerin marifetiyle olmaktadır. Ba bazı bölgeleri hı -hı, güvenlik nedeniyle hı -hı. yasaklıyorlar. Yasakladığı zaman özellikle göçer hayvancılığı ciddi manada etkiliyor. Yani yazın ortasında susuz bir şekilde o hayvan barınakta kaldığı zaman ya hastalanıyor ya ölüyor ya telef oluyor. Dolayısıyla bu tür... Ee, bu tür e, sıkıntıların üzerinden gelmek için, evet e, şu anda bölgede e, malumunuz e, bölge insanında bir sıkıntı yok. Bölgenin sınır bölgeleri, sınır illeri olan yerlerde sıkıntı yaşanıyordur. Hı hı. Dolayısıyla bu da e, gerek ülkemize, gerek ülkemize refahına, selametine gerekse e, maddi manevi anlamda çok ciddi zararlar vermektedir terör. Terör, Terörün ayı beyi olmaz, terör terördür. ...terörü başka bir dille ifade edemezsin. Terörü her şekilde esafra şiddete kınıyoruz. Çünkü terör bize zarar veriyor... ...ve en çok zararı gören de biziz. Dolayısıyla bu terör belasını... ...bir an evvel başımızdan daf etmek istiyoruz. Tabii Hı -hı. ki Süleyman Soylu'nun... ...başa gelmesiyle birlikte. Sadece Süleyman Soylu da bitmiyor. Aslında her şey Cumhurbaşkanımızla bitiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı kutluyoruz. İra, irade yani burada hepimiz çıkıp konuşuyoruz. Tabii arkamızda olan Cumhurbaşkanımız... ...bütün dünya karşı dik duruyor... Bugün bazı ülkeler Türkmenistan'ı desteklerken gizli yaptılar. Bizimkiler gizli konuştular. Biz bile kalben verdiğimiz desteği saklayarak ifade etmeye çalışırken Cumhurbaşkanımız sonuna kadar bu işin arkasındayım dedi. Böyle bir devlet dillerinin, böyle bir insanın dünyada izlediği siyasi strateji ve yöntemler adeta düşmana göz gözdağı veren ve dik duruşuna asla ödün vermeyen böyle bir liderin Cumhurbaşkanı olması, hı hı. aslında başkomutanımızın olması bizim için büyük bir şereftir. Yani burada kim konuşuyorsa konuşsun, Nihat Çelik de burada bugün rahat konuşuyorsa onun sayesindedir. Süleyman Soylu da konuşuyorsa onun sayesindedir. Bugün en kısal köşe e, şehirde yaşayan insanımız da evinde başını yastığa koyup rahat uyuyorsa, ee, onun sayesindedir. Ee, onun kolluk kuvvetlerinin sayesindedir. Askerin, polisin sayesindendir. Çünkü bugün e, sen her türlü felakette karşı karşıya gelebilirsin. Sadece terör değil, yani güvenlik sağlanmadığı zaman terör şeklinde, terör klifinde e, gelip başka insanlar da bu işi yapıyor maalesef. Kesinlikle. Şimdi bugün sen e, örneğin e, düşman sahibisin. Düşmanın senin açığını arar. Ama bakar ki senin aile içinde bir hastalık var. E, biriyle aşırsın. Sıkıntını doğar, e, ona kılıf uydurur, ona mal eder, sana getirir, arabanın altına mayın yerleştirir. E, dolayısıyla e, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda e, her zamankinden daha çok birlik beraberliğe ihtiyacı vardır. Onun için ben diyorum, sağcısıyla, solcusuyla bir bütünüz, biz birlikte Türkiye'yiz. Hiçbir zaman için fitnenin sözüne kanmayın, cahile inanmayın. Sizlerle büyüktür, sizinle bizim Türkiye diyorum. Evet. Ee, şimdi Sayın Başkan son 7 dakikamız hızlı hızlı soruları soracağım. Keçi sütü inek sütünden bahsediyorsunuz da koyun sütünden niye bahsetmiyorsunuz? Referans fiyat e, konusunda yazmışlar ki biz zaten e, keçi sütü derken koyun sütünü neden gündeme getirmiyorsunuz? Yo, biz demiş. koyun e, arkadaşımız doğru söylüyor ama biz koyun keçi sütünü topyekun düşündürerek evet, söyledik. Genelde konuştuk. Yani koyun olarak. sütünü bugün siz getirip. 2.80 kuruşa veremezsiniz. Benim demin 4 lira dediğim aslında oraya doğru söylüyor arkadaşımız, izleyicimiz. Hı hı. 4 TL'ye 3.80, 4 TL şu anda koyun sütü yok satılıyor. 8 TL'ye keçi sütü satılıyor. Bunun her yerde de bu böyledir. Dolayısıyla bizim bu referans fiyatı içerisine girmemiz bize zarardır. Dolayısıyla bizim yetiştiricimiz bu fiyata sütünü vermez ve sütünü değerinde satıyor. Evet. E, ben onları da kutluyorum Emeklerine sağlık diyorum Bol kazançlar diliyorum e, Yünün değerlendirilmesini e, sormuş bir arkadaşımız e, Yünün değerlendirilmesiyle ilgili sorunumuz Sorular <laughs> mısın sayın başkan? Düşünceler nedir? Ama lütfen çok kısa kısa ki bütün soruları sormaya Bu Yünün sorunu yünün çöpe gittiğini Yünün para itmediğini, Derinin para itmediğini, Bunun para dönüştürerek sana dönüştürerek e, Çiftçinin sırtındaki bu girdi Maliyetlerin düşürmesinde Aktif bir rol oynayacağını benim son e, e, yılbaşına yakın e, arefesinde e, Sayın Bakanımla bu konuları birebir görüştük. Sayın Bakanımın e, farklı düşünceleri vardır. E, Bunu ilgili genel müdürümüz, hayvancılık genel müdürümüze ve bakan yardımcımıza bu hususta bir çalışma yapmalarını istedi. Hı hı. E, ki olgulaşırsa e, Sayın Bakanımız oldukça samimi e, ve e, Sayın Bakanımızın e, hani bazı insanlar çok konuşur az iş yapar bazı insanlar çok az konuşur, çok iş yapar. Sayın Bakanımız e, az konuşur, e, çok iş yapmaya çalışır e, ve samiyetle siz hangi dille, hangi üslupla konuşursanız konuşun, bütün dert ve sıkıntılarınızı iştenlikle dinler, can kulağıyla dinler. E, bizim için e, bu bahtiyarlıktır, mutluluktur. Dolayısıyla evet. ben Bakanım da bu vizyonu bir vizyonu görüyorum, mutlu oluyorum. Bazen evet. e, bize yükleniyorlar, bizim her an ruh halimiz değişebiliyor ama Hı -hı. Sayın Bakanımız Gerçekten de bizim gücümüze güç katıyor. Yani tarım için de gerçekten de bir can suyudur. Hele hele son günlerde Bakan Yardımcısı olarak atan Ayşin Ayşin Ayşe Ayşin hiç gecede ben başarılar diliyorum Bakan Yardımcısı evet, oldu. E, o konuda e, resimleri siz gönderdiniz ama bu benim hatam resimleri rejiye vermedim. E, Ayşin Hanım'ı da ilk biz de buradan tepki ediyoruz. Tigende de ciddi çalışmalar yaptı. Bakan Yardımcısı olarak da e, inşallah Tarım Masası'na da davet etmek istiyoruz. E, i̇lk konuk olarak e, siz e, tebrik evet, ettiniz. Evet ilk ziyaretçi İziyade olarak beni kabul ettiniz. Evet. Evet. E, kısaca ona da değinecek olursak e, Ayşe Hanım'dan neler bekliyorsunuz? Ayşe Hanım'da bizim birçok beklentimiz vardır. Bir de sabır bekliyoruz sizde. Bir de sabırlı yaklaşırsanız Hı -hı. E, sizin açınıza değil bütün izleyicilerin. Hı hı. tarımda faaliyet gösteren yani onların umutları boşa çıkmayacak ee, Ayşin Hanım e, saha insanıdır e, gönül insanıdır e, dava insanıdır e, çalışmayı sever e, genel müdürlü olurken de bizim ilk bir ara gelmiştik bakan yardımcısı olurken de ilk ziyarete beni kabul etmesi benim için şereftir <laughs> biz sadece bir ziyaret olarak değil de e, biz e, ilerideki yol hedeflerimizi birebir ee, uzun bir zaman, uzun bir saat dilimi içerisinde. Hı hı. Bunları değerlendirme fırsatımız oldu. Ayşin Hanım'da oldukça umutluyuz. Ve Ayşin Hanım'ın da büyük başarıların altına imza atacağını e, biz canı yürekten inanıyoruz. Yani evet. e, Sayın Bakanımızın da, e, Cumhurbaşkanımızın da e, en azından güvenliği boşa çıkarmayacağına ben e, yürekten inanmaktayım. Ve kendisine başarılar diliyorum. Evet. Ee, tabii ben burada siz... E hem bürokraside hem de bakanlar bakanlık seviyesinde e, ciddi karşıtı olan bir genel başkansınız. E, ben buradan hemen bir sistemi de bu araya sıkıştırmak istiyorum. E, tarım masası olarak biz yıllardır e, Türkiye genelinde izlenen bir televizyon programıyız. Bir e, biz Sayın Bakanı da ben defalarca programımıza davet ettim. Şimdi Hanım'ı da davet edeceğim. E, bakanlık e, bu tür e, tematik kanallar olsun veya böyle konusu tarım olan programlarda e, fazla göremiyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızın da genel bir e, söylediği konudur. Bu konuda sizin nezdinizde de hemen burada bakanlığa da sesleniyoruz. Sayın Bakan e, ve ilgili bakan yardımcılarını programlarımızda görmek istiyoruz. Bunu da sizin e, ileteceğinize eminim ben. İnamüniyet efendim. Biz de biz de biz de gurur duyuyoruz yani tarım masasında bakanımızın, bakan yardımcımızın olması e, tarıma verdikleri öneminin e, bir kez daha ifadesi, göstergesi olarak kabul edeceğimize de inanmanızı istiyorum. Çok izleriz. teşekkür ederiz. Recep Bey öncelikle böyle program hazırlayıp sunduğunuz için size teşekkür ederim. Başkanımıza da saygılar sunarım. Koyun üreticileri kendi mallarını ne zaman kesimhaneye götürüp kestirecek? Bu simsarlardan ne zaman kurtulacak? Hiç olmazsa üretici fiyatlarda istikrar istiyoruz. Fiyatlar yükselince mal alan değil. Fiyatlar düşüncede de mal satan olmak istiyoruz. Fatih Tekedoğlu Altın Ekin Yeni Yayla Köyü'nden demiş ki. Biraz önce konuştuğumuz bir konuydu zaten. Ee, simsarlar. Ee, son 3 e, dakikamız sen Genel Başkan. O kadar ee, sözü e, size bırakayım ben. Sözü bana bırakmadan sorusu olup da okumadığınız var mı? Çok Çünkü var. bana öyle mesajlar var. İnanılmaz derecede çok soru Örneğin, var. Örneğin Ali İlbaş diyor ki benim sorum sorulmadı. Evet. Var mı öyle Doğrudur. bir Doğrudur. Ama o kadar çok mesaj var ki isim olarak görmem çok zor. Çok destek mesajları var, konuyla alakalı sorular var. Ama siz de takdir edersiniz ki bir buçuk saatlik Şunu bir... Şunu söyleyeyim Recep Bey, Buyurun. eleştiri de varsa onu da dinlemeliyim. Eleştiri görmedim. Eleştiri olsa, olsa, olsa bile Eleştiri bile sahiplenmektir. Ben memnuniyetle herkesin sorularına cevap vermek istiyorum. Evet. Açık ve net. İnşallah bu soruları ben sizinle de paylaşacağım. Ama bakıyorum... Ee, Sayın Başkanım hayırlı akşamlar Selçuklu Güvenç Mahallesi'nden yazıyorum. Çiftçiler hasat olmuş tarlaları hayvanın girip yayılmasını istemiyorlar. Bunun için ne yapabiliriz? Mustafa Kaplan mesela bu da enteresan bir soru. Bununla beraber son sözleriniz var. Evet şimdi bununla beraber tabii ki hasatı yapılmış biçimi ekimi yapılmış bir tarlanın içerisine bir hayvanın girmesi bana göre büyük bir zenginliktir. Yani ücretsiz gübreleme Kesinlikle. işlemlerini gerçekleştirmektir. Belki o ilgili çiftçimiz onun farkında değilse, e, bu kendisi için bir fırsattır. E, dolayısıyla e, masum kırmızı gülün bir şarkısı var. Bir, diyor ki hepimiz kardeşiz bu kavga ne diye. <gülüyor> 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 Şimdi dolayısıyla ya burada hayvan da bizim, ot da bizim, <laughs> toprak da bizim, ama işin gerçeğine baktığımız zaman biz hepimiz fanıyız. O toprak binlerce insan üzerinden geçecek, Hı -hı. doğru mudur Usat? Yani e, biz sadece kendi kendimizi boyalıyoruz. Yani hani bunu sahibi ilk sahibiyle son sahibi diyoruz ya. E, dolayısıyla tabii ki süre nasıl geçti açıkçası ben anlamış evet, değilim. Maalesef e, de benim de önümde bazı var. notlar vardı. Ben şimdi anladım ki hiçbirini e, dile getirme gibi bir şansım olmadığını evet. düşünüyorum ki bende de, ee, de e, çok soru var soramadık maalesef. E, evet ben e, tabii ki özellikle e, beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben de davetinize icap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederiz. E, ben sizin e, gerçekten de vizyonunuza misyonunuza hayranım. Allah razı. Olsun. E, yüreği açık bir insansınız. E, soruları sizin de dediğiniz gibi hiç kıvırtmadan Çünkü kıvıran insanları ben çok sevmem. <laughs> Anlatabildim mi? Evet. Olduğu gibi şeffaf bir şekilde dile getiriyorsunuz. Şimdi ben demin dedim ki varsa eleştiri onu da alalım. Bu da sahiplenmek. Ama bulamadım işte. Çok ama, isterdim sormayı. Ama şimdi <laughs> aciz insanlar şimdi bizim konuşmalarımızın arasında bir açık arar. Biliyor musunuz? Evet. Ben bunu nasıl kullanırım? Bunlar bunların üzerinde biz kimseye prim vermeyiz. Yani Hı -hı. boşuna meraklanmasınlar. Dolayısıyla. Biz ha bir tane so bakın bir tane sorayım hemen. Sizlerin hayvancı konusunda hiçbir faydanız bugüne kadar ben görmedim. Birliklere yıllardır ayda <laughs> ödedim ama zerre faydalarını görmedim. Destekler yattı mı 7.24 mesaj yağımına tutuyorlar. Onun haricinde yoklar demiş. Ne demek istiyor? Yani ağrıyı yani, mı temizleyecekler? E, siz e, aidat almaktan haricinde hiçbir iş yapmıyorsunuz diyor. E, 7.24 e, mesaj atıyorsunuz diyor. İsmini versin bakın bizim üyemiz mi değil midir? İşte ismi yok telefon numarası var ama. Ama ben olmaz ismini versin İsim bu yok. bizim üyemiz de değildir. Evet. Bizim birebir, bizim her birliğimiz birebir her işletmeye gidiyor. Hı hı. Hayvanı günceliyor, müracaatını alıyor, bütün dert ve sıkıntılarına ortak oluyor. Şimdi bugün ben örneğin benim 80 tane il birliğim var, 270 bin üyen var. Hı hı. Ben gidip bunların aharında hayvan mı, hayvan altını mı temizleyeceğim? Ha olursa başım üstüne güne giderim, gurur evet. yapmam. Yani benimle bitecekse yaparım. Ama bugün bir birlik başkanının vazifesi onlarla mahallende il ve ilçe tarım müdürlükleriyle arasında bir köprü oluşturmaktır. O birlik onların birliğidir. Şimdi onun kendi yaptığı söz kendisini bağlar. Demek ki kendisi birlik üyesi değildir. İsmini tecesini versin ben araştırayım. Bakın bu arkadaş var mıdır yok mudur? Mutlaka bu da korsandır. Ee, kim ondan kaç kuruş almış, kim ondan kaç koyun almış? Çıksın bunu bana izah etsin. Evet. Biz burada stopaj bilgisi kesiliyor diye bu kaç kese dile getiriyoruz niye kesilsin diye. Kimin için yapıyoruz? Bunlar için yapıyoruz. Birlikler kaç yıldır oradan para alıyor diyor. Birlikler yokken sen var mıydın piyasada? Bunu bir sormak lazım. Sen evet. neredeydin? Senin adı neydi? Senin cinsin neydi? Senin işletmen neydi? Bunu önce bir çıksın izah etsin. Milletin kafasını böyle fitneyi şeylerle bulandırmasın. Evet. Bu e, aciz insanı işidir. Evet. E, bu tür insanlarla bizim bak ismini bile yazmamış korsandır. Evet. Son ben, iki dakikamız yalnız. Son iki dakikamız. Ya, yani geçti gazda da iki evet, dakikamız. Evet iki dakika evet. çok teşekkür <laughs> ederim. Bu da arada kaynayan boşluklar için. Evet. Ee, ben, e ben nezih davetinizden ötürü teşekkür ederim. E, bu manevi ödülünüz e, ben gerek e, görevim süresi içerisinde iş yerinde görevimden sonra e, ömrümün yettiği müddetçe ben e, evimin en güzel köşesinde muhafaza edeceğim. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Benim için çok değerlidir. Bu ödül çok farklı bir ödüldür. Bu oylamayla yapılmış. Ben 270 bin yetiştireceğim 80 il bildiğim adına almışım. E, bunun gururunu yaşıyorum. Her zaman söylüyorum bu başarının arka planda e, Tarım bakanı, Tarım Orman bakanı Sayın Bekir Pakdemirli vardır. Biz sadece bir köprüyüz. E, asıl bizim önümüze ışığı tutan, feneri tutan, bizim önümüze aydınlatan, bize yol veren onlardır. Allah yukarıda. Dolayısıyla ben kendilerine müteşekkirim. E, bu başarı onların başarısıdır. E, bugün buradaysam da e, bil, ki, bil ki onların kalbi buradadır. Onların yüreği buradadır. Ee, onlar buraya yakındır ki ben de buradayım bunu da bil. <laughs> Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla yani. yani gelmediler diye e, lütfen sitem etmeyin, mutlaka zamanlamadan belki bu davetinizden e, bakanımızın bile haberi olmamıştır, bakan yardımcımızın haberi olmamıştır. Evet. Bundan sonra biraz daha yakından bunu takip ederiz. E, gelmiyorsak mazeretimiz varsa tabii buna iyimser yaklaşmak lazım. Evet. E, ama sayın bakanımız o kadar mükemmel bir insan ki hiçbir kanal arasında bir ayrım yapmaz, gözetmez. Gerçekten de herkese de eşit mesafededir. O zaman eder. biz davetimizi tekrar yenileyeceğiz. İnşallah <laughs> Sayın Bakan'ı buraya kadar tabii gelirse bizi çok ihya eder, mutlu evet. eder. Konya'da bir bile. program olduğu ama bu program arasında aslında şey olsa daha güzel olur. Bu gecenin ilerleyen saatine kadar televizyonları başında beni izleyen öncelikle ailem, çocuklarım, Birlik başkanlarım, yetiştiricilerimi ve tüm izleyicileri saygıyla, hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kendilerine teşekkür ederim. Bu soruları bize soran, programımıza sahip çıkan, bizlere hem sorularıyla hem destek mesajlarıyla eee özel ke katılan tüm katılımcılara ben minnet borçlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Demek teşekkür ki o soruyu ederiz. soran arkadaşa da yıllardır dedi. Şimdi desen ki birlik kaç sene sen elinde kurulmuş onu da bilmez. Evet. Şimdi ona da teşekkür ediyorum. O da benim kardeşimdir. Kesinlikle. Biz hepimiz bir aileyiz. E, dolayısıyla ehlisiyle büyülüsüyle e, biz e, ortak noktayı bulmak zorundayız. Hemen Masum Kırmızı Gül'ün şarkısını evet. size söyledim. Kesinlikle. Hepimiz evet. kardeşiz. Evet. E, dolayısıyla ben e, tekrar bütün izleyicilere selam saygılarımı sunarken sizin şahsınızla tekrar KON TV ailesine ve çalışanlarına da Burada gerek şahsım, gerek Merkez Birliği ve Merkez Birliği Yönetim Kulu üyelerim adına ben bir kez daha şükranlarımı sunar. Herkese hayırlı, huzurlu geceler diler. 2020 yılın pandemisiz, virüsüz, sağlıklı, bereketli, özellikle koraksız bir yıl olmasında Yüce Rabbimiz niyaz eder. Bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunar. Çok teşekkür ederiz. Sağlık Sağ Sayın Genel Başkan çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz Tarım Masası'na. Ee, mümkün olduğu kadar e, çok sıklıkla sizleri görmek istiyoruz. Yetiştiriciler bizler için de önemli. Bu ülke için önemli. Ee, et yiyen ot yiyeni yönetir. Lafı boşuna söylenmemiş. İnşallah et üretimimizi de e, kırmızı etteki küçük başın oranını da artırırız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler bugün e, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı. Ee, Sayın Nert Çeli programımıza davet ettik. Hem kendisinin 2020 yılı enleri ödüllerinde en başarılı Merkez Birliği Genel Başkanı olması hasebiyle e, plaketimizi takdim ettik. Hem de e, günceli gündemi değerlendirdik. Tabii ki çok sorular geldi. Aklınıza helal edin. Bu soruların e, çoğunu soramadım. E, Sayın Genel Başkan'a çok destek mesajları da vardı. Soruları ee, ...mümkün olduğu kadar e, sormaya çalıştım. Ama sonuçta e, Sayın Genel Başkan'ın söylediği sözler önemli. Enseyi karartmamamız lazım. 2021 yılı tarımın tüm paydaşları için... yani ...bitkisel üretimi de hayvansız üretimde de çok önemli. Kuraklığın etkileri inşallah olmaz. Allah-u Teala bu milletin yüzüne bakar ve yağmurlarına e, karını bol bol gönderir... Ee, dolayısıyla diyoruz ki niyet hayır, akibet hayır. Biz niyetimizi hayırlı tutuyoruz. İnşallah akıbet iyi olur. Rejdeki arkadaşlarıma her zaman olduğu gibi e, çok teşekkür ediyorum. E, zor şartlarda çok güzel hizmetler veriyorlar. Bazen bizim kaprislerimizi de saygıyla karşılıyorlar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık.